Evet, tekrar hoş geldiniz. 8 bölümden oluşan Anadolu'da inanç üzerine adlı işte bu programın sonuncusuna gelmiş olduk. Şimdi bunu tabii yayınladıktan sonra bazı arkadaşlardan bana böyle mesajlar, mailler geliyor. Mesela bir tanesi şey dedi, yahu dedi Nusayrileri Alevilerle incelesen daha iyi olmaz mıydı? Çünkü onlar da Alevidir dedi. Tabii haklı yani Aleviler içerisinde incelenebilir ama Alevilik zaten hani bir programa dahi tam böyle sığmayan bir konuydu. Nusayriler de çok az biliniyor. O yüzden hani Nusayrileri yani Arap Alevileri ayrı tuttum ama aslında o programın bir bölümüydü diye düşünüyorum ben de. Hatta şimdi isim Ezidiler, Nusayriler diye. Ama ben Nusayrilerden başlayacağım. Ondan sonra Ezidilerden devam edeceğim. Böylece geçen haftaki Alevilerin devamıymış gibi de olur diye düşünüyorum. Ondan sonra işte Ezidilerden sonra da yani artık ne kaldıysa hepsini yapmak lazım ama ben de o kadar hakim değilim açıkçası. Şimdi aklıma gelenlerden Muhallemiler, mesela az bilinen, merak edilen, hadi onu da koyayım dedim. Tabii o diğerleri kadar geniş yer kaplamayacak. Malakanlar çoğunuz biliyorsunuzdur. Kars'a gidenler de varsa illaki duymuştur. Malakanlar, Molokonlar olarak da geçiyor. Onlardan da bahsedeceğiz. Onun dışında ufak tefek, daha değişik, belki benim hiç aklıma gelmeyen bir şeyler daha vardır. En sonunda da biraz onları konuşalım istiyorum açıkçası. Hani ben şimdi Nusayrilerden başlıyorum. Bakalım bir yola çıkalım. Nerelere gideceğiz? Evet, böyle bir Ezidi babanın fotoğrafı, arka tarafta da Melek Tavus. Ama biz ne dedik? Nusayrilerden yani Arap Alevilerden başlayacağız. Şimdi Arap Aleviler deyince hani Türkiye'de Antakya tabii hemen akla geliyor. Ama sadece Antakya'da yoklar. Mersin'de, Tarsus'ta, Adana'da orada da varlar. Fakat daha ziyade şimdi Antakya'da hani özellikle Samandağ, ayrıca Harbiye, şimdi tekrar eski adı olan Dafne'yi aldı Harbiye. Ama özellikle Samandağ'da çok sayıda Arap Alevi var. Nusayri denmesini hani kendileri çok istemiyorlar aslında. Ben biraz hani değişik bir isim olduğu için onu özellikle kullandım. Hani bu hakikaten çok böyle rahatsız edici bir isimse ki ben bunu Antakya'dayken o kadar da yaşamadım. Yani Nusayri deyince kötü kötü bakmıyorlar size. Ama ve lakin onlar Arap Alevi denmesini yani illa bir şey denecekse Arap Alevi denmesini de tercih ediyorlar. Nusayri ile Nasturi karışıyor aslında. Hani bu işin içinde olanlar hani benim gibi sık sık Güneydoğu'da o bölgelerde gezi yapanlar okuduğu ettiği için o insanlarla karşılaştığı için tabii ki artık karıştırmıyor ama ben bunları yapmazdan önce hani Nusayri ile Nasturi farkını pek anlamazdım. Bir fark olduğunu hissediyordum, kelime farklı çünkü. Ama velakin tam bilmezdim. Nasturileri Süryanilerin çok uzak bir kolu olarak düşüneceğiz. Yani onlar ayrı bir şey. Onlar Hristiyanlık kümesi içerisinde. Arap Aleviler ise Müslümanlık kümesi içerisinde. Ama ve lakin bu nasıl bir Müslümanlık, bu nasıl bir Alevilik? Şimdi onları konuşacağız. Çünkü bunları görünce çeşitli soru işareti oluşuyor. Anadolu Aleviliğinden bahsettik tabii. Bahsederken hani onun içerisinde de hatta ben özellikle Aleviler de gelsin istemiştim. Onlar da konuşsun istemiştim. Ama yer yer kendi aralarında da hemfikir olamadıkları konular veyahut da farklı gelenek ve görenekleri ortaya çıkmıştı. Yani Anadolu'nun içerisinde de farklılıklar var. Fakat Arap Aleviler hani onlardan daha da farklı. Daha ziyade Şiiliğin içerisindeymiş gibi. Hani Alevilik ismini aslında kullanıyorlar ama şimdi bunları da konuşacağız tabii. Şimdi Antakya'yı artık yeterince seyrettik böyle harita üzerinden. Biraz ilerleyelim bakalım neler çıkacak karşımıza. Nusayri isminin kökeni. Öncelikle hani ona bir bakalım istedim. Yani aslında şimdi genel teamül
Ebu Şuayb Muhammed İbni Nusayr. Yani kurucudan geldiğine dair. Kim bu kurucu? 11. imam. Biliyorsunuz 12 imamcılık diye bir şey var yani Şiilikte. Normalde Aleviler kendilerini meşru kabul ettirmek için Şiilik içerisinde göstermek isterler. Yani Alevilik aramızda yine tabii Aleviler olabilir ki Aleviler hakikaten hani Müslümanlığı özümsemiş, benimsemiş oluyorlar. Kimileri de hani Aleviliğin Sünniliğe hiç uymadığını ama bir bakınca şöyle Şiilikten de bayağı bir farklılığı olduğunu hatta değişik değişik kitaplar okuyunca da ya sanki ayrı bir inançmış gibi olduğunu da düşünebiliyorlar. Ama bu genellikle hani o şimdi devletler onları işte resmi dinlerden biri kabul etsin diye, meşru dinlerden kabul etsin diye İşte semavi dinler çantasının içinde olmak durumundalar. O zaman Şiilik kümesinin içerisinde bir şekilde yer almaya çalışıyorlar. 12 imamdan 12.si Mehdi biliyorsunuz. O gayba girer, kaybolur. Yani bunlar Ali'den sonra gelen 12 imam. Caferilikte yani inancın temellerinden bir tanesidir. Bunlardan 11.si askeri, onun öğrencisi olan İşte bu Ebu Şuayb Muhammed İbni Nusayr 9. yüzyılda onun bu Nusayriliği başlattığı Nusayriler isminin de ondan geldiği söyleniyor. Ama ve lakin bu böyle %100 kesin bir şey de değil. Bakın bir sürü enteresan tez var burada. Şimdi Fransız etnolog Massignon 5 tane değişik böyle şey yapmış, öneri vermiş bize. Böyle bir küçültmek kalıbı olabilir Nasrani. Çünkü galiba Sünniler tarafından biraz da aşağılama maksadıyla kullanılıyor bu Nusayri. Ve Nasrani aslında Hristiyan demek. Yani siz Müslüman değilsiniz, pardon Müslüman değilsiniz bir de Hristiyan olduğunuzu da söylemiyorsunuz ama siz Hristiyansınız aslında diyorlar. Ki diyenler var. Niye? Çünkü Nusayrilikte öyle enteresan gelenek görenekler, öyle ilginç bayramlar var ki bunların hani bir kısmı şeyden Hristiyanlıktan gelme. Onlar da açıklamayı şöyle yapıyorlar. Hani biz işte son peygamber Muhammed tabii ki bizim için. Tabii bu arada Ali çok önemli. Ali o kadar önemli ki Tanrı seviyesinde. Ama bunu çok dile getiremiyorlar. Çünkü bunu dile getirdiğinizde o zaman ne oluyor? Müslümanlıktan da atılabiliyorsunuz. Böyle iki arada bir derede. Niye böyleler diye soracak olursanız, hani başlarına o kadar çok şey gelmiş ki, o kadar çok kıyılmış ve katledilmişler ki, dolayısıyla bir zahiri Nusayrilik oluşmuş, bir de batıni Nusayrilik oluşmuş. Aslında işte Anadolu'da Alevilikte anlattığım olayların benzerleri onlar için de geçerli. Dağlarda yaşamak zorunda kalmışlar. O dağların ismi günümüzde bile hala Nusayri Dağları olarak geçiyor. Bunlar Suriye'de bir ucu Antakya'nın güneyine kadar da uzanıyor. Şimdi dolayısıyla onlara hani Hristiyan denmesi çok da garipsenecek bir şey değil. Sunumun ilerleyen bölümlerinde onları da daha iyi anlayacağız zaten. Ama onlar diyorlar ki işte bizden önceki peygamberlere dair ne varsa hani biz onların dediklerini de kabul ediyoruz. Onlara dair olanlar da bizim için değerli. Dolayısıyla biz Hristiyan bayramlarını da kutluyoruz diyorlar. Biz Musevi bayramlarını da kutluyoruz diyorlar. İlginç gerçekten. Şimdi Kufe'nin Nasuraya köyünden gelmiş olabilir. İşte neyse. İşte Nazerini kelimesinin Haçlılar tarafından verilmiş bir isim olabilir diyorlar. Hani gerçekten de şeydir hani böyle tam belirmesi de işte o Haçlılar geldikten sonradır. Haçlılar tarafından da maalesef katledilmişler. Ondan sonra Şii şehitlerinden Nuşahir'dan gelmiş olabilir diyenler var. Neyse yani böyle böyle değişik şeyler var ama büyük olasılık bu kurucu ulu diyelim Muhammed İbni Nusayr'dan geldiği düşünülüyor. Şimdi Arap Aleviler yani Müslümanlık içerisindeler hani içte Hristiyanlık ögeleri var. Bunlar kimlerdi yani neden böyle bir grup oluştu diye düşününce
Bunun tam bir cevabı verilemiyor. Yani o Şeyh Nusayr'dan dolayı denilebilir. Onun öğretisinden dolayı denilebilir ama ilginç bir şekilde bakın Müslümanlık ortaya çıktığında yani şu Medine'den ortaya çıkacak. İşte daha Bizans var buralarda. İşte 7. yüzyılın başları diyelim. 7. yüzyılın ikinci çeyreği işte 636'da da şurada bir Yermuk Savaşı olacak. Bizans'ı yenecekler. Ondan sonra da buraları ele geçirmeye başlayacaklar Müslümanlar. Şimdi o devirlerde bu olaylar olmadan önce burada Gassaniler var. Kim bu Gassaniler? Bunlar Arap Hristiyanlar. Yani ne ilginçtir ki buraya çok yakın yani şu bölge yine Nusayrilerin yaşadığı, ortaya çıktığı bölge. O zaman Gassaniler acaba hani Nusayrilerin atası olabilir mi? Yani öğreti olarak da almış olabilirler veyahut da onlar diye. Asuman başladık. Şey mi istiyorsun? Alo? Ha, istemiyorsun herhalde. Peki. Tamam. Ya da durun ona ben atayım. Olur mu? Olmaz. Hop. Ha, iki kişi de şeymiş. Bekliyormuş. Onları da alayım. Tamam. Bir saniye. Tamam. Evet. Dolayısıyla hani Gassaniler belki de hani bu Nusayrilik çıkmadan önceki bu insanlar diye düşünülebilir. Bir de onların yani çok daha önceden de böyle şeyden Arabistan'ın işte güneyinden bir yerden geldiği de söyleniyor. Kahtaniler deniyor Yemen civarında yaşayanlara. Hani temeli de oraya dayandırıyorlar ama genelde çoğunun temeli oraya dayandığı için o biraz karışık, çok geriye gitmişlik oluyor diye düşünüp ben devam ediyorum. İşte Nusayrilerin bölgesi de burası arkadaşlar. Tabii ki Antakya içinde, Suriye'de de hani özellikle işte bu Akdeniz kıyıları ve civarı şeklinde Suriye'nin kuzeyine doğru uzanıyor diyelim. Devam da edelim. Yani dünya genelinde de bir fikrimiz olması açısından Suriye'de 4,5 milyon Nusayri var. Bu Suriye nüfusunun hani benim okuduğuma göre %14'üne tekabül ediyormuş. O aşağı birazcık oynar tabii muhakkak. Hani bu arada biliyorsunuz Suriye'nin yönetiminde işte daha önce Hafız Esad vardı, şimdi Beşar var. Onlar Nusayri. Aslında Suriye'de çoğunluk Sünni. Türkiye'de de 1,5 milyon Nusayri'den bahsediliyor ama çok Nusayri veya Arap Alevisi onlar göç etmişler. Yani yurt dışına göç etmişler. Özellikle Orta Doğu'da işte Suudi Arabistan'a falan gidenler olduğu gibi bir sürüsü de Avrupa'ya hatta Amerika'ya göç etmiş durumdalar. Bunu da bilmekte fayda var. Yani Türkiye'de işte 1,5 milyon, Lübnan'da da bir 500 bin kadar var. Tabii orada da savaştan sonra durumlar değişti. Bu sayılara çok güvenemiyoruz. Hele Lübnan'dakiler savaştan sonra bir türlü şey de yapamadılar. Doğru dürüst nüfus sayımı da yapamadılar. Çünkü o nüfusa göre onların parlamentosu oluşuyor. Nüfus tam ortaya çıktığında tehlikeler ortaya çıkıyor. Neyse, şimdi Abbasilerin topraklarını bir göstereyim istedim. Tabii yani Emevilerle aynı. Emeviler 750'de son bulurlar. İşte 9. yüzyılda bu 11. imam öldükten sonra askeri Nusayrilik işte yavaş yavaş hatta 10. yüzyıl falan derken ortaya çıkacak. Orada bir Hamdani Devleti ortaya çıkacak. Hamdani Devleti'nin de Alevi Arap Devleti olduğu iddia edilir kaynaklarda. Onunla da ilgili şimdi biraz bilgi vereceğiz. Ama ondan önce 12 imamlar şöyle bir hani görüntü olarak en azından kafamıza yerleşirse işte Hazreti Ali'den başlayıp Hasan Hüseyin derken bakın Mehdi gayba girmiş. Onun yüzü gözükmez. Demek ki şuradaki askeri bakayım ne yazıyor? İmam Hasan el Askeri diye de yazıyor orada. Minik de olsa. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Evet. Bunu söylemiştik zaten. İşte Cafiriye Şiiliği ile Anadolu Alevliğinden inanç yönünden ayrılıyor bu. Ve İsmailiye, Dürzilik hatta Hristiyanlık ve Suriye'deki diğer inançları da içeren ve Kitab el Mecmu. Şimdi Kur'an var. Kur'an var ama onların bir de ayrı kitabı var. Kitab el Mecmu. Bir tane daha var. Onun ismini de söyleyeceğim daha sonra. Kitab el Mecmu dua kitabı. Bu dua kitabı.
Diğeri de şeklen çok önemli. Ehli beyt inancı demek daha doğru aslında. Aslında Arap Alevilerinin yani Nusayrilerinin önemli üzerinde durdukları nokta bir kere Gadir-i Hum diye bir bayramları var. Yani Hazreti Muhammed'in son hac dönüşü Hazreti Ali'yi kendinden sonra yerine geçmesi için işaret ettiğine dair bir takım sözleri var. Sünniler bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Hani kesinlikle Ali'nin ismini vermedi diyorlar. Ama Hazreti Muhammed'in özellikle kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i ön plana çıkarması ve Ehl-i Beyt'i ön plana çıkarması o son vaazında kendinden sonra gelmesi gerekenin Ehl-i Beyt'ten olması düşüncesini ortaya çıkarıyor. Bundan dolayı da hakkı yenmiştir diyorlar. O yüzden de diğer o dört halifeden diğer üçünü hani kesinlikle kabul etmezler ve onların İslam'ın içeriğini de değiştirdiğini söylerler. Mesela şimdi Kitab el Mecmu dedim ama hani Kur'an da var dedim. Ama Kur'an'ın zahiri olan tarafı değil, bir takım batini mesajları olduğunu ve aslında onların bilinmesi gerektiğini iddia ederler. Evet. Şimdi bütün bu konuşmalarımdan da dikkat ederseniz hep böyle zahiri diyorum, batini. Zahiri biliyorsunuz görünen. Batini, görünenin ardındaki artık bu gnostik diyebileceğimiz, sezgisel diyebileceğimiz ya da derinini araştırıp bulmamız gereken daha gerçek bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bir ezoterizm söz konusu. Ezoterik dediklerimiz hep böyle perdelerle böyle saklanmış, içinde gerçeği saklayan oluşumlar diyelim. Burada da bunu görüyoruz. Şimdi Muhammed bin Nusayri'nin tabii ki ne fotoğrafı var, ne gravürü, ne bir şeyi. Onun yerine böyle pirlerden, dedelerden bir tanesinin fotoğrafını koydum oraya. Arap Alevilerinin tabii hayatı özellikle 11. yüzyılda, 10. yüzyıldan diyelim biz daha ziyade, 16. yüzyıla kadar hep göç etmekle geçiyor. Hep katliamlarla geçiyor. Onlardan birazdan bahsedeceğiz. Bu da ben onu araştırırken böyle sanki onların işte aslında burada bir Roma medeniyetinden kalma. Belki Palmira'dır burası bilemiyorum. Çünkü Halep ve civarında özellikle yaşıyorlar. İşte Şam'da da yaşıyorlar ama Halep daha bir merkezi onlar için. Ama yani oradaki katliamlardan sonra çok çok azalıyorlar Halep'te. Dediğim gibi şimdiki yerleri işte burası bakın. Burası Suriye'nin batısı, Akdeniz kıyıları. Şu Cebel diyor ya, Cebel dağ demek biliyorsunuz. Cebeli Tarık, Tarık Dağı ya. Cebel Nusayriyah demiş buraya. Şimdi bu böyle uzanıyor şuraya. Burada kesiliyor galiba ama şurada da Yayla Dağı başlar. Şurada da Kel Dağı vardır. Şimdi Samandağ'a giderseniz, Samandağ'dan Çemlik plajı var kıyıda. Öyle Suriye tarafına bakın. Şurada o Kel Dağı görürsünüz. Onun arkası Laskiye zaten. Laskiye yine Nusayrilerin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Şu galiba Latakia yazıyor. Laskiye. Tartus da öyle. Laskiye ve Tartus Nusayri şehri olarak bilinir. Evet, bu daha böyle birazdan yakından olmuş. Ama aynı yani. Bunun bir farkı yok bence. Devam edebiliriz. Evet. Şimdi tabii ki yani fikir ayrılıklarından, inanç farklılıklarından dolayı başlarına gelmedik kalmıyor. Kendi bulundukları bünye içerisinde. Ama 11. yüzyılın sonunda Haçlılar geliyorlar. Haçlılar aslında bütün Müslümanları, hatta Yahudileri de katlettikleri gibi Arap Alevileri de katlediyorlar. Yani bayağı büyük bir katliamı o dönemde diğerleriyle birlikte yaşamışlar. Bir tane kumandan var. Bu kumandan işte Suriye pullarının, Suriye Arap Cumhuriyeti pullarının üzerinde de karşımıza çıkıyor. Bakın yazıyor burada Abu Feras Al Hamdani, gördünüz mü? Hamdani ismini biz burada görüyoruz. 10. yüzyılda karşımıza işte o Hamdani Devleti çıkacak. Hamdani Devleti biraz Arap Aleviliğinin tutulmasını sağlayacak. Ebu Firas da işte en önemli şey, kumandan o dönemdeki. Şimdi Ebu Firas el-Hamedani ile ilgili şöyle küçük bilgiler. Hamdanileri
şöyle 890 ile 1004 tarihleri arasında düşüneceğiz. Yani kaynaklarda Arap Alevi Devleti diye geçiyor. Aksine rastlamadığım için ben de bunu böyle aktarıyorum size tabii. En ünlüsü hükümdarların Hüseyin bin Hamdan el-Hasibi, Hamdani ismi ondan geliyor zaten. Ve onun manevi oğlu ve öğrencisi Seyfü'd-Devle, bu şeydir, sadrazam, veziridir. Devletin kılıcı, devle, seyf, bu kılıç demek ya. Seyfettin, Allah'ın kılıcı gibi bir şey değil mi? Ebu Firas da işte onun kumandanlarından değil, baş kumandanı hatta. O yüzden onu da bir koyayım dedim. Bizans'a karşı da tabii bu coğrafyayı savunuyorlar diyelim. Şurada işte Hamdanilerin devletiyle ilgili bunu bulabildim. Hani şöyle bir şey bulsam daha iyi olurdu ama onu bulamadım. İdare edin işte, hani bugünkü sınırlara göre bir kısmı bizim Güneydoğu Anadolu, bir kısmı da Suriye ve Irak diyelim Hamdani Devleti'ne. 1004 yılına kadar devam etmiş. İşte yazılmış bir iki tane enteresan eser var eğer ilgilenirseniz Hamdanilerle ilgili. Ondan sonra bir de Seyfü'd-Devle ile ilgili Bizans'ta mücadele olarak da geçiyor. Aslında Bizans'ın da çok kuvvetli olduğu bir dönemdir bu. Makedon hanedanının başta olduğu, hatta özellikle bu ikinci Vasileus Bizans'ın çok kuvvetli bir dönemidir. Tam o zamanlar işte Hamdani krallığını görüyoruz biz ve de şeyin ikinci Vasileus zamanında da sona erer bu krallık. Şimdi ne oluyor da bunlara karşı, hani sadece Bizans'tan, sadece Haçlılardan değil, diğer Müslümanlardan da hani özellikle Sünnilerden hani müthiş bir saldırı var bunlara doğru. Bir kere acayip fetvalar çıkıyor. Fetvalarda da şey diyorlar. Şimdi bunlar paganlardan daha sapkın diyorlar bir kere. Yani bunları hem Müslümanlığa zaten almıyorlar, Hristiyan da olamazlar. Bunlar paganlardan da sapkın, acayip kafirlerden daha çok zararlılar. Fetvalarda bunlar yazıyor yani. Allah'a, peygambere, Kur'an'a inanmıyorlar. Ama bir de inanıyormuş gibi gözüküp kendini Şii göstermeye çalışıyorlar. Ehli Beyt'i destekliyormuş gibi yapıyorlar. İslam'ın 5 şartını yerine getirmedikleri gibi hacıları öldürüyorlar. Bir de zemzem suyunu kirletiyorlar. Yani bunlar çok fena tipler gerçekten. Hacerül Esved'i çalıyorlar. Şarap içiyorlar ki şarap içerler, nakil vardır. Neyse, ve Müslümanlar yok olsun diye dua ediyorlar. Bu da Müslümanlar dediği Sünniler değil mi? İşte bunlardan dolayı Nusayriler hep katledilmişler. Katledilince de hep dağlara kaçmak zorunda kalmışlar. Dönem dönem tabii hani ılıman dönemlerde işte Halep'te olsun, efendim diğer bir iki şehirde daha olsun tutunabilmişler. Ama bu büyük katliamlardan dolayı da daha ziyade size demin haritada gösterdiğim Nusayri dağlarının olduğu yerlere çekilmişler. Bir dönem işte bir kumandan yine Emir Hasan el-Mekzun 1222'de ordusuyla geliyor ve Nusayrileri işte bu katliamlardan bir süreliğine kurtarıyor. Belki de hani oradaki göçü de kolaylaştırıyor. Kendisinin aslen Gassani köklü, Gassani Kahtani Arabı diye geçiyor. Ama o devreye tabii Gassani Devleti kalmamış artık. Gassani Devleti yıkılıyor çünkü çok daha önceden diyelim biz. Tabii araya şeyler girecek, işte Selçuklular girecek, sonra Moğollar gelecek. Moğollar döneminde de, Moğollar istilası döneminde de Nusayriler yani katledilmiş. Ama Moğollar şimdi Bağdat'ta herkesi katlettiği için herhalde bakmamıştır yani Nusayri mi değil mi diye. Yalnız Bağdat'ta Nusayri varlığı sona ermiş. Yani demiştim ya, Halep dışında da bir iki şehirde varlardı. 1258 senesinde. Fakat iki sene sonra Memlükler işte Moğolları püskürtüyorlar. Bunlar rahatlayamıyorlar çünkü Memlükler Sünni olduğu için. Onlar da Nusayrilere saldırıyorlar. Benzer fetvalar çıkarıyorlar. Katliamlar devam ediyor. Dediğim gibi o dağlara sığınıyorlar. Şimdi 13. yüzyılda onlar oluyor. Ondan sonra işte 14-15. yüzyıl derken artık Osmanlı iyice gelişti. Şah İsmail çıktı İran'da. Şah İsmail üzerine yürüyen bir Yavuz Sultan Selim. Bu da çok mahzun çıkmış burada ama
Bunun aslında daha büyük biliyorsunuz bu resim. Ama o büyüğü küçük gözüktüğü için bunu koydum ben. Neyse önemli değil. Selim 1514'te Çaldıran'da Şah İsmail'i yendikten sonra işte o Alevilerle ilgili bahsolunan yaklaşık 40 bin Alevi'nin öldürüldüğü olayların müsebbibi oluyor. Ondan sonra güneye doğru iniyor. İşte Suriye'yi ele geçirecek. Tam da Nusayrilerin bölgesinden geçiyor. Bir saniye gene düşenler var. Onları alalım yine. Evet. Ve orada hani Nusayri kaynaklarınca 70 bin kadar Nusayri Alevi'yi, Arap Alevi'yi katlediyor. Oradan da işte Mısır'a geçecek. Giderken biliyorsunuz Mercidabuk ve Rıdvaniye savaşları savaşlarından sonra Mısır'ı da ele geçirecek biliyorsunuz. Ridaniye. Hatta işte Arap Alevilerin eleştirilerinden birisi de ya bu adam bunları yaptı ve inadına Antakya'da yani bir sürü Alevi yaşıyor. Ona rağmen Yavuz Sultan Selim caddesini Antakya'nın göbeğine yerleştirdiler diyorlar. Bu şeye giden, stada giden cadde. Yavuz Sultan Selim Caddesi. Zaten 3. köprüye Yavuz Sultan Selim ismi verilmesi de Alevilerce biliyorsunuz çok o şey oldu. Şöyle geri koyayım istiyorsanız bakıyordum sanki ama neyse. Bunu bakarsınız ya. Yavuz Sultan Selim Caddesi yazın gözükür Antakya'da. Evet şey de böyle. Antakya'nın bu meclis binasının olduğu yerden daha yukarıda. Biraz daha yukarıda diyelim. Kuzey tarafına doğru. Yavuz Sultan Selim'den sonra bir yani yumuşama dönemi diyelim biz ona. Adamları artık o kadar katlettiler ki zaten dağlara kaçtılar. Herhalde tehlikede oluşturmayacağını düşünüyorlar artık. Pek bir dokunmuyorlar. Ta 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyıl ikinci yarısında tabii Abdülhamit hani batmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl kurtarırız diye düşünürken Pan-İslamizm'e sarılıyor. Yani her tarafta bir İslamlaştırma ama bu İslamlaştırma da Hanefilik üzerinden, Sünnilik üzerinden biliyorsunuz. O zaman hani Arap Alevilerini de bu işe uydurmak lazım. Dolayısıyla onları Hanefileştirme politikasına tabi tutuyorlar. Ama şimdi o devirdeki Arap Aleviler aslında bayağı fakirler. Esas zenginler Sünni ve Hristiyan toprak ağaları. Hatta Arap Alevileri de çiftçi olarak onların yanında çalıştıkları için onlara genelde fellah deniyor. Fellah çiftçi demek Arapçada. Fellah aşağı, fellah yukarı. Hatta bizim dilimizde de maraba vardır ya. Yani maraba, fellah aynı şey. Evet, şimdi şeyler, toprak ağaları bakıyorlar ki bunlar şimdi şey yapacaklar. Böyle Sünniliğe geçecekler. O zaman kendi iş güçlerini kaybedecekler. Ucuz iş gücü yani köle gibi çalıştırıyorlar. Bunların takiye yaptığını söyleyip bu işin gerçekleşmemesini sağlıyorlar. Böylece Sünnilik olayı olmuyor. Zaten Osmanlı da artık batış yoluna girmiş. Tabii her şeyden önce Sultan Abdülhamit artık padişah değil burada. Bu fotoğrafı da görünce koyayım dedim. Daha önce görmemiştim. Böyle sünnet fotoğrafı gibi duruyor aslında ama maalesef Sultan Abdülhamit işte bu 1918'de vefatından hemen önce Beylerbeyi Sarayı'na çekilmiş bir fotoğrafı demek ki. 18 olduğuna göre 9 senedir de padişah değil. İşte Kel Dağı, biraz önce size bahsettiğim. Şu fotoğrafı çektiğimiz yerde işte Musa Dağı'ndan yani o Ermeni köylerinin olduğu noktalardan bir tanesi olsa gerek. Vakıflı'ya çok yakın bu nokta. Buradan aşağısı Samandağ zaten gözüküyor. Kıyısı da işte Asi Nehri'nin döküldüğü sahiller. Sağ taraf Çevrik Plajı. Şurası Suriye. İşte o Kel Dağı. Hani bir Rus uçağı düşürdük ya biz. İşte o Rus uçağını biz orada bir yerde düşürdük. Bunun arkası Lazkiye zaten. Evet şimdi devam edelim gene. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetti Osmanlı. İşte bir sürü olay oluyor. Biliyorsunuz Fransızlar ve İngilizler zaten savaş öncesinde aralarında anlaşmışlardı. Sykes-Picot anlaşması vardır meşhur. O anlaşmaya göre işte bugünkü Suriye, efendim Antakya, Ürdün tarafları falan hani bunlar Fransızların kontrolüne
bırakılıyor. Fransızlar da burada bir manda sistemi kurmak suretiyle buraları yönetiyorlar. Ama böyle hani tek bir devlet olarak değil de işte 1922'ye gelindiğinde bakın şimdi şurası Halep Devleti. Antakya'da bunun içerisinde. Biliyor musunuz? Halep başkent. Şurası Lazkiye'nin başkentliğinde Alevi Devleti. Yani bir Alevi Devleti oluyor kısa bir dönem. Aşağı taraf Büyük Lübnan denilen Beyrut başkent. Şam Devleti burası. Şurada da işte Dürzülere bir yer bırakmışlar. Daha sonra böyle Dürzüler şeyin Lübnan'ın içerisinde daha ziyade yer alacaklar. Fransızlar pul bastırmamışlar orada ama kendi pullarının üzerine şu damgaları eklemek suretiyle Alevi Devleti'nin işte pulunun olmasını sağlamışlar. 4 piastr diyor. Bir tane daha vardı. Yani şu Alaviti eklemişler sadece. Bunlar Fransız veya Suriye pulu diyelim. Şimdi peki Türkiye ne yapıyor o yıllarda? Biliyorsunuz Atatürk'ün çabalarıyla Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil ediliyor. Hani bu öyle patladanak da olmuyor biliyorsunuz. Ordu oralara gider, bekler, Atatürk demeçler verir. Önce bir şey yapılır, referandum yapılır. Referandum sonucu Hatay kendi başına bir cumhuriyet olur. Ama o bir yıl falan sürer yani, çok kısadır. Ondan sonra parlamentolarında, zaten az kişidir parlamentoları, böyle 20 kaç kişi, küsür kişi. Onlarda da çoğunluk Sünnilerde şey yaparlar, Türkiye'ye dahil olmak isterler. Bununla ilgili yalnız, tabii bir yandan böyle bir propaganda var Türkiye'de. İşte o propagandalardan bir tanesi de Arap Alevilerin aslında Arap olmadığı, onlar Alevi olduğuna göre Arap olmalarına imkan yoktur. Tıpkı Anadolu Alevileri gibi aslında Asya'dan gelme başka bir kol olduklarına dair bir takım araştırmalar ortaya çıkıyor. İşte etnopolitik incelemeler, raporlar. Bununla ilgili Hasan Reşit Tankut diye bir adam var. İşte Atatürk'ün has adamlarından biri olsa gerek. O 1925'lerden itibaren bu tarz çalışmaları yapıyor. Ve onun yaptığı çalışmaya göre de dediğim gibi aslında onlar Orta Asya'dan gelmediler. Hatay'ın ismi de aslında ilginçtir. Biliyorsunuz hani Cumhuriyet'ten önce Hatay diye bir isim yok. Yani orası Antakya, Antiokya. Sonradan çıkıyor Hatay ismi. Yani Hatay ismi nereden geliyor? O işte Hatay'ın Orta Asya'yla bir bağlantısı var galiba o kelimenin. O bir şekilde konuyor yani. O Türk memleketidir diye bir şekilde konuyor. Neyse bunu bir yerde görmüştüm. Hani bilin istedim. Bunlar hani %100 doğrular değil. Değişik düşünceleri görelim istiyorum ben bu tarz sunumlarda. Şimdi Arap Alevilerinin esas böyle hani iktidara daha yakın olabileceği yer Suriye tabii ki. Suriye kuruluyor 1930'larda, 40'larda. Ondan sonra da 1958'de bir kere Arap Alevileri kendilerini Şiilik içerisinde resmi olarak kabul ettiriyorlar Suriye'de. Bu önemli bir şey. Yani bir şey. O arada işte Baas Partisi var. Diriliş, yeniden Diriliş Partisi. Arap milliyetçiliğini baz alarak Baas Partisi ön plana çıkıyor ve işte orada da Esatlar ortaya çıkacaklar ve de 1970'te kansız bir darbeyle diyelim Hafız Esat ailesi burada görüyorsunuz başa geçecek. Şimdi dediğim gibi Suriye'nin sadece %14'ü Nusayri'ymiş. Ona rağmen iktidar Nusayrilerde olacak. Tabii ki Sünniler muhalefete geçecekler. Evet, Hafız Esat 1970'ten kalma bir fotoğrafı. Allah Hafız Beşşar. Yani bu ilginç bir şey tabii. Şimdi Allah ve Hazreti Ali ilişkisi hani belki de burada ön plana çıkıyormuş gibi biliyorsunuz. Aynı mim sin var değil mi? Allah, Muhammed, Ali. Sanki onun daha değişik bir şekilde şeyi gibi böyle telaffuzu gibi bu. Hafız Esat Beşar'ın aldığı desteği gösteriyor yani.
arkasındaki Alevilerden. Bu da işte o. Ahmet. Efendim? Ahmet. Efendim bir canım şey söyle. soracağım ya. Tabii ki. Biraz karıştırdım ama özür dileyerek soruyorum. Şimdi bu gösterdiğin Hafız Esat ailesindeki çok aşırı modernlik, böyle Avrupalı açık, hala öyle şimdi de. Hani Evet. kadınlar çok modern. Bu modernite, batılılık nereden geliyor? Şimdi bunlar tam olarak aile hangi dine mensup? Orayı ben tam anlayamadım ya. Ya bunu o zaman Ya, tekrar senin için ilk tekrar ediyorum Bahar'cığım bak. Şimdi tamam değil mi Müslümanlık, yani? dinleme beni. Ne olur dinle. Çünkü hemen anlayacaksın. Tamam. Şimdi Müslümanlık Tamam. içerisinde, Müslümanlık içerisinde Sünnilik, Ortodoksluk, tamam mı? Yani Evet. bunlar Şiilik içerisinde kendilerine bir yer arayan veya öyle olduklarını söyleyen ama velakin Hazreti Ali'yi ön planda tutan Aleviler. Ama tam Anadolu Aleviliği gibi değil, biraz değişikler ve onlarda öyle çok kapanma mapanma yok. Birazdan zaten onları anlatıyorum ben. Hani Sünnilerden ne kadar farklı olduklarını da göreceksin. Hani kadının Tamam. onların içindeki yerini de göreceksin. Bunlar Alevi mi Dolayısıyla şimdi onlar bu çok daha aile? böyle modernler. Yani şey gibi Tamam. değiller. Bugün Suudi Arabistan'da göreceğin Müslümanlar gibi değiller. Arap Aleviliği bu. Tamam. Ha, tamam ya, Esat ailesi Alevi, Tabii eminiz tabii. yani. Nusayri Tamam. yani. Baştan beri Nusayri diyorum ya. O. Nusayri. Ha, Nusayri. Tamam, çok teşekkür ederim. Yok, Oldu, sen tamam. biraz Emin geç oldum. geldin. Şimdi millet de şaşırmıştır senin bu sorunu. Yok Ama ya, geç gelmedim. 20 dakikadır dinliyorum. Ben bu aileye özel sordum bunu. Ha, tamam. Ailenin dinini Okey. merak ettim. Okey canım. Yoksa en baştan beri buradayım abicim. Öptüm. Tamam. Bay bay. Öpüyorum seni. Bay bay. Evet, böyle devam ediyoruz. Suriye'deki işte mezheplerin durumu falan ama çok da boğmayayım sizi. İlerleyelim biraz ki. İstanbul'da işte Arap Alevileri böyle tanışma etkinliği yapıp buluşuyorlar. O herhalde evvelki sene bir şeydi. Böyle İstanbul Arap Alevi Meclisi falan gibi. Şu neymiş bilemedim. Aramızda var mı Arap Alevisi? Ya mıtıl na ta lagınna demiş. Acaba bir yani şeyi anlamı vardır herhalde diyelim. Şimdi biraz şeye bakalım. Hani bu nasıl bir mezhep? Hani Müslümanlık içerisindeyiz diyorlar da nasıl bir mezhep? Onu anlamaya çalışalım. Çünkü hani Müslümanlık içerisinde olunca yani Müslümanlığın şeyleri bellidir yani. Hani şartları, kuralları falan. Yani genelde uymadığı için o yüzden şaşırtıyor insanı zaten. Şimdi bir kere bir sır mezhebi, onu unutmayacağız. Sır mezhebi. Diyorum ya ezoterik. Sır, bir sır var. Ve o sır nesilden nesile de taşınacak. Niye sır olur? Şimdi bu sır şundan olur genellikle. Senin bir inancın vardır. Onu söylediğin için başına gelmedik kalmıyordur. Yani ya paranı, pulunu, malını, mülkünü, toprağını kaybedersin ya da direkt canını kaybedersin. Dolayısıyla senin bu sana dair olan inancın, düşünce artık sende bir sır olmak durumundadır. Ha başka şey de vardır tabii yani. Belki senin inancınla ilgili bir sırdır. Onu da söyleyebiliriz. Ama velakin hani sır biraz böyle oluşuyor. Yani ezoterik olması gerekiyor. Bunu herkes duyarsa başa bela geliyor. Bir de tabii hani bu sır olayında hani biraz seçilmişlik durumu da söz konusu olmuş oluyor. Nasıl olacak bu sır işi? Şimdi sırdan bahsedeceğiz birazdan. Şimdi sır olduğuna göre hani herkes bu sırra ulaşamasın diye hani buraya girmeden önce, bu gruba girmeden önce bir takım sınavlar olması gerek. Biz buna inisiyasyon diyoruz. Hani masonlukta da yok mu yani, öyle düşünün yani. Öyle herkes gidip patladanak olamıyor. Çeşitli merhaleleri geçmen gerekiyor. Şimdi enteresan olan şu. Şimdi biraz önce belki şey modern bir aile gördük. Hafız Esat ailesini gördük kadınlarıyla birlikte. Normal hayatta yani maddi hayatta kadınla erkeğin en eşit olduğu Müslüman topluluk diyebiliriz belki ama olay dini tarafa gelince, sır tarafına gelince kadınlar yok oluyorlar. Tabii ki şey yapıyorlar. Hani onların makamları var, ziyaretleri var, çeşitli ibadetler var. Onları yapıyorlar ama bir çizgiden sonra kadınlar o bölgeye giremiyorlar. Nasıl olacak bakalım? Onun devamını da göreceğiz. Şimdi kafamızda yavaş yavaş şekillendirelim. Bir kere Nusayri nasıl olmuyor? Bir kere baban Nusayri olacak. Anneden geçmiyor. Baba Nusayri olacak. Ve şimdi
toplum, cemaat olarak Nusayri deniyor kadınıyla erkeğiyle birlikte. Ama sırra ermiş olan aslında Nusayri. Yani o manada Nusayri kelimesini kullanırsak sadece erkekler sırra erebiliyor. Bunu da bileceğiz. Şimdi akıl sağlığı yerinde olacak ve de sır saklayabilecek yaş ve olgunlukta olacak. Tamam. Akıl sağlığı çocukluktan belli olur. Ama sır saklayabilecek yaş, hani belli bir olgunluk nedir bu? İşte 13 ile 15, 16 yaşları arasında, aslında bütün dinlerde benzerdir. Yani o bar mitzva törenidir, ne bileyim ben. Daha bir sürü törenleri düşünün. Yahudilikte veya Hristiyanlıkta veya Müslümanlığın diğer kollarında olduğu gibi. Oradan sonra işte bu sınavlar başlayacak. Yani Nusayriliğe giriş inisiyasyonu. İnisiyasyon da giriş oldu ama giriş girişi gibi oldu. İdare edin artık. Kadınlar dediğimiz gibi bakın gidebiliyorlar böyle şeylere, işte türbelere. Nusayrilerde ziyaret denilen türbe ya da makamlar var. Çok sayıda. Yani onların özel böyle camidir, şusudur, busudur yok. Nusayriler mesela Sünnilerin yoğun olduğu bir yerde yaşıyorlarsa kendilerini belli etmeden camiye gidiyorlar. Ama onların hani özellikle hani kendileri için yaptığı öyle yerler yok. Onun dışında işte bu ziyaretlere gidiyorlar. Antakya'da bunlardan çok var. Yani Antakya'ya gidip gezdiğinizde özellikle Samandağ tarafına giderseniz, biraz güneye doğru inerseniz dağlarda böyle beyaz beyaz böyle mescitvari yapılar görürsünüz. Onlar şeydir, hep ziyarettir. Yani orada birisi yatıyordur. Bir Nusayri büyüğü yatıyordur. Onun geçmişinde orada bir Hristiyan yatıyor da olabilir dedim ya size. Hani birçok şeyi değişik dinlerden de alıyorlar böyle içeriye devam ediyor. Bu Adana'daki mesela. Ha, Arap Alevilerde kadın dedi ki onunla ilgili daha kafamıza böyle girsin diye. Mesela Anadolu'daki Arap Alevilerinde kadınlar erkeklerle birlikte ceme katılıyor. Tamam. Bak Arap Alevilerinde yok abi. Yani cem diye bir şey de tam manasıyla yok. Ama hani sonuçta bir araya gelmek durumundalar çeşitli nedenlerle. Olay dini tarafa doğru gidince kadın yok oluyor. Diyelim bu din amcası denilen bir şey var. Biraz Anadolu Aleviliğindeki Musayip'e benziyor. Ama Musayip biraz böyle hani can yoldaşı gibi hayatının sonuna kadar böyle öyle biriyken buradaki din amcası yani Emi Seyit ya da karşılığı. O daha ziyade öğretmen gibi, hoca gibi. Yani girişte, inisiyasyonda sana yardımcı olan o daha ziyade. Evet, bakalım. Bu şeyci, bir şahinci, şahin kuşçu bir Alevi diyelim. Şimdi şöyle bir şey bakın bu inisiyasyon dediğimiz. Yani aday işte geliyor o erkek meclisinin önünde. İlk önce bu şey yapıyor yani hani girebilecek mi giremeyecek mi onun bir kontrolü yapılıyor ve o günden sonra olay başlıyor. Yani düştü deniyor. İlişkiye girilen gün diyorlar ona. Hani adeta bir cinsel ilişki gibi, çok ilginç. Hani bunu benzetmek bilmiyorum, hani bir Arap Alevisi'nin yanında bunu söylesen kötü olabilir belki ama ister istemez bunlar aklıma geliyor okuduklarımdan. 40 gün bekleniyor ve 40. gün İkinci safa. 40. gün hamileliğin kesinleştiği gün. Hani yine benzer kelimeler kullanılıyor üstelik. Tamam. Şimdi hamileliğin kesinleştiği gün dendiğinde işte gidiliyor. Ayn Sin Min sırrı paylaşılıyor. Bir takım şeyler öğrenecek. Ondan sonra da yaklaşık işte 7 ya da 9 ay süren doğum günü kabul edilen güne kadar bir süre daha geçiyor. Aynen işte dediğim gibi bir çocuğun değil mi ana karnında gelişmesini bize anlatıyorlar. 3 safhadan oluşuyor yani inisiyasyon. Oradan sonra da işte emsiyi de teslim edilecek. Evet. Şimdi bakın Kitabül Mecmu dedik onların gizli kitabı diyelim hadi. Çünkü normalde kimseye gösterilmez bu. Bu da bir sır kitabı olduğu için. Bakın böyle bir şey var ama bu akılda kalmaz. Nusayri dininden, Cündübi görüşünden, Cümbülani tarikatından, Hasibi mezhebinden, Cilli görüşünden, Memuni fıkhından olduğuma şehadet ederim diyor. Ama bakın şu önemli esas, bu aklımızda kalacak. Ben şehadet ederim ki Ali bin Ebu Talip'ten başka ilah diyor. Bak, ilah.
Muhammed, Mahmud'dan başka hicab, peygamber veya örtü, yani yüzünü kapadığın diyelim ona, Selman-ı Farisi'den başka bab, yani kapı yoktur diyor. Alevilerdeki, Arap Alevilerdeki üçleme Ali, Muhammed, Selman-ı Farisi'dir. Ayn, Mim, Sin dedikleri de bu işte. Ne dedi en sonunda da? Burada Ali, Ayn, Muhammed, Mim, Selman, Sin diye de yazdı. İşte bu. Yani aslında sırrın genel ismi bu. Bunun içinde de muhakkak bir sürü detaylar var. Böyle bir takım dergiler falan var diyelim. Şimdi bu inisiyasyon olayından sonra artık geri dönüşte yok. Yani herhalde öldürmüyorlar, etmiyorlar ama hani herhalde çok kötü davranılıyorsun. Eğer hani bir terslik yaparsan, geri dönmeye kalkarsan, çünkü sana sırrı emanet ediyorlar. Seni kendilerinden kabul ediyorlar. Din amcasına teslim ediliyor. Kitab-ı el-Mecmu okunuyor bir yandan da. Bütün Arap Aleviler Kitab-ı el-Mecmu'yu, bir şey daha var, onları ezbere bilmek durumundalar. Din amcası dediğimizde, hani bu fotoğraftaki gibi değil herhalde hepsi ama onlar işte senin hep böyle yanında sana öğretecek bilmediğin şeyleri. Bu öğrenim süresine de yaklaşık bir ay mıdır nedir? İşte emseyit diyorlar onlar Arapçada. Lakki diyorlar bu süreye. Lakki yakmak, tutuşturmak manasına geliyormuş. Bilmiyorum, aramızda Arapça bilen varsa hani onlar onaylayabilir veya hatam varsa söyleyebilirler tabii. Şimdi bu süre sonrasında da işte asıl doğum bir şekilde gerçekleşecek ve bu onu ebedi kurtuluşa götürecek. Yani sırrı öğrendiğinde ebedi kurtuluşa götürecek. Şimdi bu sırla birlikte yaşamda yaptıkları önemli Arap Alevi'nin. Eğer hani namuslu birisi olmaz ise, eğer bir takım gerekleri yerine getirmez ise, doğru düzgün bir insan olmaz ise tüm bunlar yeniden yaşanacak. Şimdi onu da birazdan anlatacağız. Nasıl yaşanacak onu da anlatacağız. Yalnız ipucunu vereyim. Reenkarnasyona inanıyor Arap Alevileri. Yani herhalde Türkiye'de yaşayan bütün cemaatler içerisinde reenkarnasyona, yani yeniden dirilişe en fazla inanan cemaat Arap Alevileri. Bir dönem bölünmüşler. Cisri ve cilli Nusayriler olarak ikiye ayrılmışlar. Onların şeyine girmeyeceğim. Çok istiyorsanız artık kitaplardan siz bakacaksınız. İşte batını bilgi, gnosis dedik ya, sezgisel bilgi. Yani gözle görülen değil, hissedilmesi, anlaşılması gereken, gözle görülenin içindeki asıl bilgi diye bu tarihte de sadece Arap Alevilerle ilgili değil, gnostikler denilen dönemler vardır. Veya mesela Müslümanlıktaki tasavvuf daha ziyade batını ile ilgilidir. İşte bu gnosis denilen bilgiyle alakalıdır. Kabala deriz mesela şeyde, değil mi, Yahudilerde? Orada da işte o gnosis önemlidir. Görünenin ardındaki diyelim. Bu bilgiyi de kim taşıyabilir? Sadece hak eden taşıyabilir. Yani her göz, her beyin bunu algılayamaz. Sır dediğimiz olay. Batınilik. Bakın burada mesela bir aslan var, görüyorsunuz değil mi? Nereden göreceksiniz? Neyse işte. Şimdi batınilikte şöyle bir şey var. Bir mana var. Daha doğrusu Arap Aleviliğin bu düşüncesi sistemi içerisinde bir mana. Mana hayatın anlamı ya da hayatın anlamının sebebi, varoluşun sebebi. Böyle düşüneceğiz. Bunları da böyle söylüyorum. Hani büyük büyük laflar etmek için değil. Biraz da kafanız karışsın diye yapıyorum bunu. Çünkü hakikaten karışık bir şey. Sadece kafanızda böyle bir oluşacak. Hani ben de sonuçta şey değilim, Nusayri değilim. Okuduklarımdan bende oluşan hisleri de paylaşmaya çalışıyorum. Mana tabii, yani hani varoluşun sebebi. Hepimiz kendimize niye varız lan, neyiz, yani ne olacağız, nereden geliyoruz, bunları sormuyor muyuz? İşte buna dair böyle en tepede bir şey var. O işte nur. Tanımlanamazlıkla ilgili. Yani nur niye seçilmiş? Hani nurun var olduğunu bilirsin ama tutamazsın, edemezsin ya. Varlıkla yokluk arasında bir şeydir. Senin hakim olamayacağın bir şeydir. Bu aslında Tanrı'nın niteliklerinden biri olarak kabul edilir. O zaman bunu en başa koyacağız. Nurun yeryüzünde tezahür etmiş hali de Hazreti Ali. Ha. Şimdi bu şeye çok benzemiyor mu? Hristiyanlığa çok benziyor değil mi? Yani Hazreti İsa'nın Tanrı'nın yeryüzündeki tezahürü olmasına o kadar benziyor ki. İşte o yüzden diyorlar zaten. Özellikle batılı araştırmacılar
Arap Alevilerinin kökünde çok büyük oranda olasılıkla Hristiyanlık olduğunu iddia ediyorlar. Ama ve lakin yapılan araştırmalar, yani sen batılı değilsen, yani tamamen tarafsız araştırmacıysan, o zaman şunu da gösteriyor bize. Orta Doğu'da öyle dinler var ki, ateş, güneş, ışık dinleri. Onlara baktığında, yani Hristiyanlık biraz onlardan sonra geldiği için hani ambalaj üzerine ambalaj kalıyor aslında. Aslında Arap Alevileri de biraz eşeleyince o geçmiş dinlere, yani nereye gidiyorlar? İşte Mitraizm'e gidiliyor, Zerdüştçülüğe gidiliyor ve esas o işte dediğim gibi güneş dinleri diyelim. Böyle toparlayalım onları. Oraya gidiyor aslında. Şimdi şey diyor Aleviler, Arap Alevileri. Kubbe dönemleri oluyor diyor. Ve o kubbe de kubbe biliyorsunuz hani binanın kubbesi gibi. O dönemlerde, en yükselen bu dönemlerde Allah diyor zahir aleme insan şeklinde kendi geliyor. Bak birini yollamıyor, kendi geliyor. Tamam mı? Galiba bu yedi kere bir ne oluyor? İşte yedincisinde de Muhammed, bir de peygamber geliyor. O görülen, görülen zahir olan, esas Tanrı'nın hani içinde geldiği nur olan ise Ali. İşte burada çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir Sünni Müslümana bunu söylesen hani direkt sana şey der tabii ki, sen pagandan da şeysin, kafirsin der yani. Yani Hazreti Ali Muhammed'in üzerinde tutuyor. Bırak onu. Tanrı'yla eş tutuyor. İlginç yani. Evet. Gerçek ilahi bilgiyi insan alabilsin diye olduğuna inanıyorlar. Yani başka türlü o batıni olanı insan hani tam manasıyla idrak edemiyor. Zaten hepsi de edemiyor biliyorsun değil mi? Yani hani belli bir tabaka anlayabilir. Zuhur ediyor diyor. Bu da Ali'dir diyor. Bu şeyde biliyorsunuz belki Samandağ'da işte kıyıda Hızır ziyaretlerinin belki de en tanınmışlarından bir tanesi Türkiye'de. Bu eski hali, eskiden böyle açıkmış. Şimdi bu kapalı. Göstereceğim onun fotoğrafını da tabii. Şimdi manaya en yakın kim var? Bir mana dedik değil mi? Mana ve nur kavramlarını koyduk şuraya. En yakın hicap. Demin kullandık ya o kelimeyi. Hicap peçe gibi düşünün. Hicap siz yani şeydir, görünendir. Hicabın arkasında işte mana ve nur var. Hicap Hazreti Muhammed. Peygamber olarak gelmiş o şekilde yani. Zahir aleme. En son Muhammed. Şimdi şöyle diyor. Muhammed natık. Natık mı natık mı tam bilemiyorum ama siz artık bakarsınız. Konuşan demek. Konuşuyor. Ali susuyor. Samit. O susan. Evet. Şimdi bir saniye. Hop. Devam. Dolayısıyla Muhammed Ali'nin kitabı gibi. Yani o konuşan Kur'an şeklinde. Ve Hazreti Muhammed'in hadislerinin içerisinde de Arap Alevilerinin dediğine göre Hazreti Ali'nin Allah olduğuna dair bir takım sözler var. Yani hadislerden bazısı yine işaret ediyor. İşte o işaret etme olayını da hani zahiri olarak anlayamıyorsun da o cümlenin içerisinde bu anlam vardır diye söylüyorlar. Zaten tartışmalar da oradan çıkacak değil mi? Mesela Hazreti Ali'nin Kabe'de doğmuş olduğu inancı. Hani bu bile bir işarettir diyor. Kabe'de nasıl doğar birisi yani? Bir insan doğabilir mi? Bizzat Tanrı oradan çıkmıştır gibi. Yani Kabe'nin bir bab olduğunu, kapı olduğunu düşünürsek şeklinde. Onun Hazreti Muhammed gibi bir diğer nurlu varlığı, o da Seyyid Silmen, Salmani Farisi ismiyle bilinen, o Tanrı'ya giden yolun girişinde bekleyen. De tabii değişik bir kavram yani. Bu tam da oturmayabilir tabii kafalara. Bunun da özü manayla, o nurla aynı. Bu bab aslında Cebrail'in ta kendisiymiş. Yani Cebrail'in yeryüzündeki insani görüntüsü de işte Selman-ı Farisi'ymiş. Salman Rushdie ile karıştırıyorum bazen. Ağzımdan her an çıkabilecekmiş gibi. Bir de bakın bitmiyor olay. Bu Selman-ı Farisi 5 yetimi yaratıyor. 5 yetim diye bir şey var. Ben bulamadım. 3 tane buldum size. İdare edeceksiniz. O 5 yetimde ne yapıyor? İşte etrafınızda gördüğünüz, belki siz de dahil olmak kaydıyla, bütün varlıkları yaratıyor. İşte sistem böyle. Yani mana ve nur, değil mi? Hicap, peygamber, onun altında da bab, kapı diyelim. Ondan sonra 5 yetim, ondan sonra diğer yaratıklar. Ehl-i Beyt'i zaten biliyorsunuz. Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hasan Hüseyin ve peygamberin kızı olan Fatma. İşte bu şey. Onların
hani oradan devam ediyor dedikleri Alevilerin. Bakın 12 imam dedim ya. Onun devamı biliyorsunuz Hazreti Ali'nin. Ve bunların hepsi nurlu varlıklar olarak kabul ediliyor. Her imam selefinin natıkı diyor. Evet, şimdi ilerleyelim. Bu da şeyde İlahiyat Fakültesi'nde Nusayrilerle ilgili sorular. Onu gördüm. Mesela birinci soru neymiş? Günümüzde yaşadığı ülkede hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir? Artık tüm bu anlattıklarımdan bu soruyu cevaplarsınız. Bu sayede müezzin olabilirsiniz mesela, değil mi? Şu D şıkkını işaretlersiniz herhalde. 11'de de Ayn Mimsim hangi batıni fırkanın sembolüdür dediğinde herhalde dürzilik diyecek haliniz yok. Burada da Nusayriliği patlatıyorsunuz ve sınıfı geçiyorsunuz. Hem imam hem müezzin olursunuz işte. Şimdi işte bu reenkarnasyonla ilgili tabii hani fotoğraf bulmak kolay değil. Böyle acayip şeyler çıkıyor karşınıza. Onlardan bir tanesi. Oradan oraya bir başka hayata geçişmiş gibi, değil mi? Hani nasıl oluyor bu? Şimdi bir kere insan niye var? O sorunun cevabı Arap Alevilerde şu şekilde. Şimdi insan aslında bu nurlar alemindeymiş. Yani bu bizim tasavvurumuzun dışında ancak nurla tahayyül edebileceğimiz bir şey. Nurlar aleminde bir ara Rabbimiz bize sormuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap, bilmiyoruz. Bilmiyoruz denir mi? Rab çok kızmış tabii. Siz reziller sizi deyip işte atmış bunları maddi aleme. Yani bu vücutların içine ki bu vücutlarda çirkin bedenler olarak kabul ediliyor. Şimdi artık bunların içerisinde yaşarken aslında hani çok da mutlu olmamak lazım. Şimdi Aleviler de ne yapıyorlar? Bir sınav geçirmek zorundayız. O zaman bu sınavı doğru geçirmek durumundayız. Bu sınavı yaşamak zorundayız. O zaman iyi insanlar olacağız, namuslu insanlar olacağız, çaba gösteren insanlar olacağız. Bunun sonucunda Tanrı bizi geri kabul edecek. Evet, hakikaten Tanrı böyle iletmiş mesajı. Fakat yanlış işler yaparsanız geri geleceksiniz. Yine somut varlıklar olarak fakat daha düşük dereceli varlıklar olarak. Bu alt varlıklar neler? Hayvanlar işte. Şimdi bakın yine ona benzer bir şimdi ölüyorsun ama başka bir insandan doğuyorsun. Ha, yetmemiş herhalde. Kamil olamamış. Olamayınca yeniden bir daha böyle baştan başlıyorsun. Ama bazen de ne oluyorsun? Kötü de bir hayat yaşamışsın. O zaman bakın burada hayvan haline gelmişsin. Hayvanken tekrar insan olma şansın var. Reenkarnasyon biraz böyle. Şimdi İslam'ın hiçbir mezhebinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla Nusayrilerin hem Müslüman olduklarını iddia edip hem de reenkarnasyona inanmaları kaynaklarda oldukça şaşırtıcı olarak geçiyor. Devam edelim bakalım. Bunlar benim anlattığım şeyler ama şurada tabii şimdi ne diyor? Nusayri mümin sırları bilerek diyor. Ve onların gerektirdiği biçim hayat sürerse yedi değişim geçirip yıldızlar arasında yerini alır. Bu yedi karşımıza burada çıktığı gibi birazdan ezidilerde de çıkacak. Devam ediyoruz. İnkarı kötülüğü seçenler fıtratlarına göre köpek deve katır koyun oluyorlar. Bundan daha kötü çok çirkin davranış sergileyenler ise necis hayvanlar. Necis. Haşerat mesela, sinek melek falan böyle oluyormuşuz. Neyse, bu böyleymiş. Ama artık yani şeysen, hani bu işi beceremiyorsan, o zaman da işte Mehdi el-Muntazar ortaya çıkıyor en sonunda. Mehdi, Mesih gibi geliyor ya. Bunların hepsini insana çeviriyor ve orada öldürüyor. Kalan sağlar bizimdir diyor. Kalan sağlar namuslu ve kurallara riayet eden, sırrı saklayanlar. Böyle programlar var bak Show TV'de. Bunların hepsi Hatay'da geçiyor. Yani reenkarnasyonla ilgili programlarda özellikle Hatay'a gidiyorlar. Çünkü insanlar anlatıyor. Önceki hayatımda şuydum. İşte bu benim kardeşim ama daha önceki hayatımda buydu falan diye. Çok olay var çünkü. Çok ilginç. Yani gittiğim turlarda da karşılaştığım, konuştuğum insanlar oldu. Neyse devam ediyoruz. Bunları özellikle koydum aklımızda kalsın diye. Bunu tam anlamadım ama şimdi enteresan paralel evrenlerden bahsediliyor bu inanç içerisinde. Her şeyin bir aksi, simetriği var deniyor. Her şeyin küçüğü olduğuna göre büyüğü de olur deniyor. Yani mikrosu ve makrosu. O zaman diyor ki bir küçük nurani alem var.
ve onun küçük karanlık alemi var. O sanki hani bizim dünyamız gibi. Bir de diyor ki büyük nurani alem ve büyük karanlık alem. İşte büyük nurani alemdeyken biz büyük karanlık alemden buradaki küçük aleme geldik. Ve burada da hani küçük nurani alemvari davranışlarda bulunursak o zaman tekrar oraya döneceğiz herhalde. Öyle deniyor yani. Sırrı öğrenip arif olmak nusayri manasına geliyor. İlerleyelim. Böyle hayvanlar gördüğünüzde de artık onun eskiden yaramazlık yapmış bir nusayri olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Nusayriler öyle düşünüyor çünkü. Onlar hayvanlara bakıyorlar. Yahu diyorlar şimdi o eskiden herhalde bir insandı. Yine de biz ona hani kesinlikle yani hayvanlara şey yapıyorlar. İnsan olduklarını düşünüp çok da kötü davranmıyordur. Ama yani kötü bir insansa da ne bileyim ben, o da bir tuhaf bir davranış gibi geliyor sanki bana. Şimdi ilerleyelim. Kitabül Mecmu'nun yani onların kitabının Türkçesi şey tercümesi var. İnternetten böyle girin merak ediyorsanız bakın. Çok ince bir şey aslında. Toplanmış kitap manasında. Ondan sonra geçelim. Namaz dediğimiz tam şey gibi değil aslında Müslüman şey Sünnilerdeki gibi olmasa da var. Mesela şeyhin ziyaretinde namaz kılınıyor. Bir doğal felaket olmuş olabilir. Onun üzerine bir genel namaz kılınabiliyor. O mekanın kirlenmiş olduğuna inanılıyorsa orada namaz kılınıyor. Orada eskiden yatır varmış mesela. Şeyh geliyor, bunu ortaya çıkarıyor. Onunla ilgili namaz kılınıyor. Namaz boyunca da uzun kollu ve temiz kıyafetlerin giyilmesine dikkat ediliyor. Şimdi toplandıklarında herhangi bir konuyu, özellikle dini konularda işte toplandıklarında reyhan dağıtımı var. Ondan sonra buhur çok var ki bugün Antakya'ya giderseniz sokaklarda buhurla dolaşan insanlar demeyeyim ama hani tek tük de olsa insanla karşılaşabiliyorsunuz ki ben karşılaştım, fotoğrafını dahi çekmişim, koyayı göstereyim şimdi biraz daha size. Sürahide nakfi var. Şimdi buradaki tabii namaz ve duada Beşar Esad'ın ben hani sadece Alevilerle olduğunu düşünmüyorum. Bu toplu bir namaz olsa gerek. Yani diğer Müslümanlarla da namaz kılıyorlar. İşte bu ibadet esnasında şeyh sürahiyle böyle nakfi yani şarap geliyor ya, üç bardak alıyor. Üç bardağı da dolduruyor. Bir tanesini kendine ayırıyor. Diğer ikisinden böyle birer yudum alıp onları veriyor. Nakip ve Necip'e veriyor. Nakip belki de onun yerine geçecek olan aday. Tamam, Necip de yaşlılardan. Yaşlılardan biraz şey gibi o. Hani milletvekilleri ve senatörler gibi. Senatörlerin başında o. Tamam, kontenjan senatörü gibi. Ondan sonra dualar. Ve işte klasik sırrı, aynı, mimi, sini. Onlar falan söyleniyor, konuşuluyor. Şimdi sonlama duası yapılacak. Ondan sonra da namazın sahibi. Yani bütün bu olayın da bir destekçisi var. Onun için para verilecek yani. Para dağıtıyor, zekat dağıtıyor. Bir miktar da şeyhe veriyor tabii. Beş vakit namaz aslında var. İsteyenler yapabiliyor. Yalnız illa camiye gidip yerde böyle falan değil de ne bileyim yürürken bile doğru duaları okuyarak namazı gerçekleştirebiliyorsun. Bir de neflin namaz denilen çok özel bir namaz var. Çok dindarlar için. O gün batımından gün doğumuna dek sürüyormuş. Ramazan orucuysa aynı yani. Aynı şekilde oruç tutuyorlar. Çok sayıda da bayram var. Ve o bayramlarda da namazdır, kurbandır. Var yani bunlar. Kazanlar ortaya çıktı farkındaysanız. Şimdi bu bayramlarda sürekli Antakya'ya gidin. Şey arkadaşlarınız olsun, Musayri arkadaşlarınız olsun. Sürekli işte keşkek yapıldı. Keşkek de demez onlar. Hrisi diyorlar. Hrisi. Keşkektir aslında hrisi. İşte hrisi var komşuda. Hep kurban kesilir. Ya da bayram vardır. Sürekli böyle hafta içerisinde birkaç tane hrisi olur. Adam var orada birkaç arkadaşım. Ne yaparlar ederler bana getirirler kap içerisinde böyle keşkek. İstanbul'a götürmem için üstelik yani. Neyse o bayram sahipliği falan önemli. O sorumluluk babadan oğula geçiyor. Bir de mirastan bunun için para ayırıyorlar yani. Evet. Bu kazanlar işte sürekli kaynıyor. 365 günün 250 günü kazan kaynar Antakya'da. Bir hrisi yapılıyor. Bir de aşure yapılıyor tabii. Aşure'de
Aşure biraz böyle Kerbela'yı da gösteren bir şey ya. Yani Hüseyin'in Kerbela'da yaşadıkları korkunç katliam, hiçbir şeyin bulunamıyor. Şimdi adaklar, kurbanlar kesilirken de hep erkek hayvan. O yüzden koç yumurtası böyle gözükecek. Kasaplar mesela, bu Pöç kasabı bu çarşının içindeki. Hep böyle şeyi gösterirler, koç yumurtasını gösterirler. Hatta bizim abimiz de hemen onu daha da iyi göstermiş burada. Ama fotoğraf biraz flu çıkmış tabii. Bunun şeyi, hani kadın belki şey olmuyor, nasıl söyleyeyim, hani dini manada biraz yok oluyor. Onunla ilgili de şöyle bir açıklama var. Yani bunu ne kadar kabul ediyorlar? Ben Nusayri arkadaş, bizim oraya gittiğimizde, turu yaptığımızda benim bir kaptanım var, İlhan. Onu da davet ettim ama geldi mi bilmiyorum. Kendisi Nusayri'dir. Dolayısıyla hani ben tüm bu okuduklarımı hani bir de ona da sorarım yani. Ya şimdi ya şey diyor, kadının ruhu yoktur çünkü diyor mesela. Böyle bir inanç var. Doğru mu? İlan biraz şöyle gülümsüyor yani. Hem doğru demek ki buna inananlar var. Hem de kendi içerisinde de pek kabul etmiyor herhalde böyle bir şeyi. Bir de kadınlar sır tutamaz diye bir şey var. Heh, şimdi aramızdaki kadınlar belki tepki veriyordur bilemiyorum ama böyle bir şey var yani. Diyorlar ki biz sadece hani erkeklerle biz bu sırrı koruyacağız. Böyle bir karar alınmış vakti zamanında. Bilemeyiz artık. Neyse. Devam edelim. Bu Gadir-i Hum bayramı işte çok çok önemli. Dediğim gibi bu Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'yi kendinden sonra yerine geçecek halife olarak gösterdiğini söylediğini iddia ettikleri hac dönüşü. Bir bahanın kenarında Hazreti Muhammed ölmeden önce böyle bir konuşuyor işte. Ama olmuyor tabii. Ama onu şey yaparlar mübarek olsun diye. Bunu mesela Anadolu'daki Alevilerin bir kısmı bilmez. Vardı bana temizliğe gelen bir arkadaşım. Ondan sonra o Alevi'ydi. Ona söylediğimde işte bayramın kutlu olsun dedim. Antakya'da çünkü Gadir-i Hum vardı. O da senin de olsun dedi. Niye benim olsun ki dedim. İşte şey dedi, Ramazan bayramı kutlu olsun dedi. Ya ben Gadir-i Hum'dan bahsetmiştim. 12 dedi. Ya neyse. Evet, devam ediyoruz. Aşure. Kıddes. Ya bu kıddes neye benziyor biliyor musunuz? İstanbul'da 6 Ocak'ta gerçekleşiyor ya, sudan haç çıkarma. Vaftizle ilgilidir o. Hazreti İsa'nın vaftiziyle ilgili bir bayram kutluyorlar. Aslında doğumundan başlayıp vaftizine kadar. Yani aralığın sonundan başlayıp işte bu aralığın 6'sına 7'sine bilmiyorum kaçına kadar devam eden bir bayram bu. Hristiyanlardan geçme. Aslında daha öncesi de var tabii. Hristiyanlar öncesi de var ama kıddes. Takdis kelimesi baksanıza mesela. Hep bunlar şey. Evet, bu da normal Hazreti İsa'nın vaftizi. Devam edelim. Ha, bunu da anlatmışız biraz işte burada. 25 Aralık'ta kutlanmaya başlıyor. 19 Ocak'a kadar. Bunlar takvim farklılığından oluyor biraz da tabii. Normalde o kadar sürmez yani. Neyse, suların kutsanması törenleri falan. Aynıları yapılıyor yani. Biliyorsunuz, Hristiyanlıktaki vaftiz babanın yerine geçen manevi anne babalar. Burada işte o Emseyit, hani din amcası demiştik ya. O da biraz vaftiz babasına benziyor aslında. Neyse, devam edelim bakalım. İşte böyle yiyecekler yapılıyor çeşit çeşit. Allah. Bu Ras El Seni bayramı, yeni yıl bayramı. 14 Ocak'ta imiş. Ondan sonra içli köfteler tabii. Allah. Bu da bir içli köfte çeşidi Ras El Seni. Evvel Temmuz diye bir bayram daha var. 14 Temmuz'da kutlanılıyor bu. İlginçtir, 14 Temmuz aynı zamanda Fransızların işte bağımsızlık bayramıdır. Siz yoksa Fransızların bayramını mı kutluyorsunuz diyorlar bunlara. Çünkü Fransız mandası da vardı ya Antakya'da. Yok diyorlar ama bir kısım insan inanmıyorlar. Yani siz Fransızları mı özlüyorsunuz gibisinden. 2000 yılından beri de Evvel Temmuz Festivali yapılıyor. Bu Temmuz bayramı aslında Dammuz'a kadar giden. Orta Doğu'nun en eski bayramlarından, bereket bayramlarından biri biliyorsunuz. O Temmuz, Dammuz ya da işte ne bileyim senenin 6 ayı yer altındadır, 6 ayı yer üstündedir. Öyle de mevsimler oluşur. Sonbaharla birlikte yer altına gider. İşte sonbahar, kış, karma. Ondan sonra yeryüzüne çıkacak ve her taraf yeşilleşecek. İşte bereketin de tam idrak edildiği hasat dönemleri diyelim. Temmuz ayı diye geçiyor demek ki. Ve Dammuz, Evvel Temmuz bayramı bu şekilde kutlanıyor.
zamanlarda. Bunda şey var, adak kurban yok, piknik bol miktarda mesire yerlerine gidiliyor. İşte dediğimiz gibi festival yapılıyor 2000'lerden beri. Samandağ Festivali meşhur. Neyse işte mutfakla ilgili bir kitap. Bu çok ilginç, böyle bir köfte mi dolma mı artık nasıl söyleyeyimse. İsmi Gebbül Mahsi Fırk, Filikli Yumru Dolması diyor buna. Etrafında işte bulgur ve kıyma, içinde de işte bu frik pilavı taneleri, buğday aslında ama neyse çeşitli işte bu kömbeler. Efendim orada hani biz diyoruz ya, kenara tatlısı diyoruz bu halka tatlıya. Onlar müşebbek ya da züngül diyorlar. Ondan sonra devam edelim. Evvel Temmuz bayramlarından yine bir şey. Afgan kahvesi var Antakya'da. Sahibi Nusayri'dir. O da işte meşhur Afgan kahvesinin tatlısı. neydi adı ya? Neyse gelince söyleriz. Bu kardeşim benim işte, o da şeydir, Arap Alevisi. Haytalı. Haytalı. Haytalıydı. Eyvallah. Haytalı, sağ, evet. Sağ olun, var olun. Ondan sonra burada bir şey var, dere ya da nehir diyelim. O yatağın hemen yanında biz kahvaltı etmeye gidiyoruz bu Musa Dağı'na girmeden önce. Murat ismi. Aslında bu İskenderun Demir Çelik'te çalışmış senelerce. Ondan sonra ben demiş giderim Samandağ'a. Orada böyle bir yer açarım. Hakikaten suların gürül gürül aktığı zamanlar çok nefis oluyor burası. İşte bu adını unuttum buranın ya. Neydi? Demirle ilgili bir yerde galiba. Bu da şeye gidiyor. Asi Nehri'ne katılıyor veya hatta Akdeniz'e dökülüyor. Buralardan biraz ilerleyince de Musa Dağı. Yani eskiden Ermenilerin yaşadığı yerler. Meşhur humusçu baklacı Nedim Usta. Bu da şeyde Rum Ortodoks Kilisesi'nin hemen yakınında bir yerdedir. Antakya'nın içinde. Onların meşhur baklası var. O da Arap Alevi'dir. Onu böyle tulumun içerisine koyup fırına atıyorlar. Birkaç saat pişer, yumuşar böyle bakla. Sonra onu çıkartır, zeytinyağını, nar ekşisini, bir takım böyle baharatını döküp böyle getirir önümüze. Ondan sonra hep beraber kapışırız biz de böyle. Bakın halam da ekmeğime bana da biraz verin diye uzatıyor oradan ama kimsenin vermeye niyeti yok. Yani abim götürüyor. Neyse, işte bu size bahsettiğim ziyaretler. Bunları da biraz böyle gezilerden koydum ki biraz somut. İşte buhurlu bir abimiz bu. Petek Pastanesi'nin hemen yanında bu şeydir. Meclis binasına giden köprünün karşısındaki künefeciler burada. Cindi Hamamı falan var burada bir yerde. Buradan sonra yukarılara doğru yürürseniz Kurtuluş Caddesi vardır meşhur. Eski Herod Caddesi. Bakın buhurla dolaşıyor böyle adam. Buhur böyle taş gibi bunlar. Tütsü aslında, bir nevi tütsü. Ve bu daha ziyade bu ziyaretlerin oralarda yakınırlar. Ondan sonra biz mesela Titus Tüneli'ne gidiyoruz. Titus Tüneli'ne giderken orada bir ağaç var. Arkayı gördünüz mü? Hep böyle çaput bağlanmış. Çaput geleneği var çünkü onlarda. Bunu da görün istedim. Burada da İlhan işte sözünü ettiğim annemi takmış koluna Titus Tüneli'ne götürüyor. Titus Tüneli de işte böyle, bu konumuz değil ama koymadan edemedim bunu. Muazzam tabii yani. Gitmemiz lazım. Gitmemiş olanınız varsa ilk fırsatta yani Antakya gezisi yapmayı planlıyorum. Bir takım şeyhler var. Mesela Şeyh Yusuf El Hakim, Hıdır El Elvan, Hıdır El Bahr, daha bir sürü isim var. Bunların arasında bir tane de, bunların hepsinin şeyi var böyle, türbesi. Hepsi ziyaret yeridir. Aleviler bilirler bunları ve giderler. Mesela bir tanesinin üzeri, daha doğrusu bizim İlhan şey diyordu. Ben dedim ki ya değişik bir yere götür bizi. Hep böyle programı aynı, değişik. Kızma Diyon'a götüreyim mi dedim. O ne ki ya dedim. Ya işte gidelim değişik dedim. Gittik abi. Şey çıktı. Türbe. Ziyaret çıktı. Ulan bu Kızma Diyon. Kızma Diyon. Ne olabilir ne olabilir? Hekim yazıyor bir de orada, tamam mı? Herhalde Yusuf Ali Hakim'di o. Yani doktor. Sonra aklıma geldi ya. Bizim Eyüp'ün eski ismi Kozmidyon. Kozmidyon Kozmas Damyen'den gelir. Yani iki doktor anargiroi onlar. Para almadan insanları tedavi. İki doktor Aziz'in adınadır Kozmidyon. Kozmidyon burada olmuş, Kızmadimyon olmuş. Böyle enteresanlıklar var. Damianus bazen Daniel olmuş falan. Yani Hristiyanlıktan öyle şey geçmiş ki biraz değişimlerle. İlerliyorum, bu bölümü bitirince mola vereceğiz. İkinci bölümde de kalanı yapacağız. Bu da ne biliyor musunuz? Bu da Arap Aleviler için yine çok önemli olan Habibül Necar. Ama bu cami değil. Antakya'nın merkezinde biliyorsunuz camisi var Habibül Necar'ın. İlk Hristiyan kabul edildi. Cami diyorum ama ilk Hristiyan
Kur'an'da çünkü ona dair bir sure de var. İşte havarilerin Antakya'ya gelmesiyle ilgili. Orada şehir ismi falan da geçmiyor galiba ama bu hikaye çok anlatılıyor. Caminin içerisinde de onların mezarları olduğu söylenen mezarlar vardı. Biraz böyle değişik isimlerde. Habib-ül Necar da işte bunlara ilk inanan ama inandığı için de kafası kesilen. Bunun Necar biliyorsunuz şey demek, marangoz demek. Marangoz hanesi biraz yukarılarda o. Silpios Dağı'nın tepesinde değil, yukarısında bir yerde. Orada kafa böyle yuvarlana yuvarlana aşağı düşüyor. İşte o kafanın kesildiği yerde Habib-ül Necar türbesi veyahut da ziyareti. Dikkat edin, hep böyle beyaza boyanmış pervazlar hep şeydir, yeşildir şeylerde, Arap alevilerde. Devam edelim. İçinde türbe olan tek hamam, Saka Hamamı. Neyse okumayalım artık. Antakya'da da. Türbe olayı çok çünkü yani Antakya'da. İşte ziyaret diyoruz ya. Bu kelime çok hoşuma gidiyor benim, söylerim her zaman. Hani makam deyince böyle korkutucu bir kelimedir makam, değil mi? Türbe derseniz zaten hani şey, mezar. Fakat ziyaret, bir ziyarete gidiyorsun işte yani, daha ne? Neyse bunlar hep türbelerle ilgili aldığı notlar. Bizim gene burada tabii şey var, İlhan var. 2016'da gitmişiz. İşte tepeden, bu da şey, Aziz Simeon Manastırı kalıntılarından aşağıda Samandağ'a bakıyoruz. Bu kez aramızda Hasan Cemil de var. İşte yine bakın burada bir ziyaret. Etrafında da o meşhur rüzgar gülleri. Samandağ'a gidenler bunları hatırlayacaktır. Gidenleri götürürüz bir gün. Çınar ağacı vardır meşhur Hıdırlı köyünde. İşte Hıdır'ın, Hızır Aleyhisselam'ın hatta geldiği oraya ve orada işte asasını yere vurdu, suyun fışkırdığı, o asanın canlanıp çınar olduğu, suyun da işte bu çeşmeden aktığı hikayesi anlatılır. Bunlar da tabii yine Arap Alevilerde önemli mitler ama en önemli nokta işte burası. Bunun demin bir fotoğrafını gösterdim. Orada etrafı açıktı. Son durumu bu işte. Hızır Aleyhisselam makamı diye geçer. Aleviler buraya geldiklerinde minimum 3 tur atarlar. 3 tur, 7 tur, istersen 17 tur atabilirsin. Ama bir 3 tur, arabayla mesela inmeden de atabiliyor aslında. O komik bir şeydir. Mesela arabayla buradan geçiyor, bir yere gidecek, fiyonk atıyor. 3 fiyonk atıp öyle devam ediyor yoluna. İnerseniz de tabii içine giriyorsunuz. İçeride işte bu tepeden görüntüsü. Evet, içerisi böyle arkadaşlar. Biraz böyle Pamukkale'yi andırıyor. Eskiden bu beyaz da değilmiş. Onunla ilgili bir fotoğraf vardı, bulamadım şimdi. Duvarında yalnız bakın 19. yüzyıldan kalma fotoğraflar var. Ha, burada da annemle çekmişiz bir tane fotoğraf. Ondan sonra bu işte etrafı iyice boş burada. Neyse bak, toplu halde dolaşıyorlar, bayram herhalde. Daha sonra burada yapayalnız. Bu buhur yine içeride var. Yakıyorlar sürekli böyle. Şurada ocağı var. Burada buhur haznesi var. Hani Hristiyanlarda mum var. Mum aslında mum da var ama daha ziyade buhur yakıyorlar. Neyse, kurban kesim yerleri var hemen yakınında onun. Mayoyla girmek. Bu da Samandağ belediye reisi. Samandağ şeydir yani. Arap Alevi'dir. O da Arap Alevi zaten. Hemen geldi yanımızda. Tokalaştı, selamlaştı, muhabbet etti. Evet, Alevi babalardan, şeyhlerden, şimdi Nakip'ten, Necip'ten biraz bahsetmiştim. Şeyh Sırr'ın koruyucusu, aynı zamanda batıni bilginin sahibi, ilmin alimi diyelim. Ve o aynı zamanda kahin, müneccim, büyücü, hekim, her türlü özelliği var imiş. Şimdi günümüzde artık öyle değil yani. Onlar da modernleştiler. Bütün cemaati ahvad deniyor. Şeyhi âriş tuttuğunuz cemaati amma, ümmet olarak herhalde geçiyor. Ümmetin karşılığı olsa gerek. Ondan sonra devam edelim bunlara da. İşte bir takım kitaplar var. Bu kitap, bunu okumadım ama güzel de gözüküyordu. Evde duruyor, vakit bulamadım. Bunun sunumunu yapmıştım ben. İnan Keser'in kitabını. Bence güzel anlatıyor yani, gayet güzel. Genelde size bahsettiğim şeyler bir tane daha. Bu aynı kitap zaten. Pardon. Nusayriler kendilerine en uzak Sünnileri görüyorlar. Yani Antakya'da Hristiyanlar ya da Yahudiler, yani onların hepsi Sünnilerden kendilerine daha yakın. Öyle görüyorlar.
öyle düşünüyorlar. Bütün genel Alevilerin, bakın Anadolu'daki, Türkiye'deki yeri, şurası da Nusayrilerin, Arap Alevilerinin yerleri. Şunlar da tahtacılar, işte özellikle o dağlarda yaşayan, ağaçlarla uğraşan. Nusayriler hakkında önemli bir demeç vardır. Recai Kuta'nın 1998'de Nusayrilik bir nevi sapık bir Alevi anlayışı demiştir kendisi Sünni olarak. Bu da Sünnilerin Nusayrilere bakış açısını size gösteriyor. Hani günümüze kadar gelmiş yani, o vakitlerde kılıç konuştuğu için o zaman ölümdü onun şeyi. Ama şimdi bu laflar devam ediyor. Mecliste üstelik söyleniyor bu laf. Tabii göç, yani bu insanlar buralarda tutunamadığı için göç etmişler. Bir sürüsü, bakın Arjantin'e, Suriye'den Arjantin'e. Amerika'da da var demiştim ya, Avrupa'da çok var ama Amerika'da 3 milyon diye okudum. Ama başka bir kaynakta daha da fazla, 10 milyon falan diye de okudum. Artık bilmiyorum ama orada dernekleri falan var yani. Arjantin ve Şili'de, pardon, 3 milyon, herhalde 10 milyon tüm Amerika'dakiler. Bir kitap daha, bir tane daha. Bunu da gördükten sonra Antakya mutfağı ve artık Ezidilere geldik. 5 dakika molayı hak ettik. 22:30 diyelim, olur mu? Ondan sonra ikinci bölüm yapalım. İkinci bölümde Ezidiler, üstüne de işte azıcık diyelim sos babında mahallemeler, ismi de zor böyle. Ondan sonra da Malakan. Evet. Ezidilik. Yani bundan ne bileyim 10 sene önce falan Ezidilik değil de sanki Yezidilik daha çok kulaklarımızda vardı. Sonradan ya bu Yezidilik yani doğru değil, doğrusu Ezidilik şeklinde olunca hani biz de artık Ezidiliği, yani ben kendi adıma. Yalnız eskiden basılmış kitapların birçoğunda Yezidilik olarak geçiyor. Hani o Ezidilik denirken bile piyasada olan bir Ezidilik kitabı vardı. Ben de bununla ilgili sunumu oradan yapmıştım. O da çok hoş bir kitap. Ahmet Bey, kusura bakmayın, sesimi açtım ama ben de onu özellikle çok merak ettim. Benim ben. Evet. Merhaba herkese. Merhaba. Ezidi, ben şimdi İranlı arkadaşlarım var. Onlarla bir danışmaya çalıştım ama valla yani çok uzun şey, karmaşık konu. Siz böyle özetlersiniz, çok sevineceğim. Ezidi, Yezidi. Biliyorsunuz şey yani Türkiye'de Yezid demek kötü anlama geliyor. Evet. Gibi anlama geliyor. Şimdi bununla ilgili karşımıza çıkacak zaten, hani biraz daha bahsedeceğim onlardan. Ama şimdi Yezidiliğin daha ziyade böyle Yezid kanalıyla biraz aşağılamaktan geldiğinden bahsedilir. Fakat ilginçtir, Ezidilerin diyeyim hadi, ben de bazen hani Yezidi mi Ezidi mi diyeceğim, böyle dilim o tarafa da gidiyor. Onu başlatan hani kurucunun işte Yezid zaten kafirleri kesti gibisinden bir şeyi var, açıklaması var ilginç bir şekilde. O zaman hani Yezidilikte uyuyormuş gibi, ama öte yandan hani uygulamalara, kendi içindeki böyle yapıya falan baktığımızda Yezid'le sanki çok örtüşmüyormuş gibi. Bir şeytan olayı falan da var. Şimdi onlara da gireceğiz tabii. Yani ilginç bir şey. Şeytana tapmayla Ezidi'ye niye gireceğiz? Ezid demişler. Yavaş yavaş. Beril Hanım. Ben bir şey söyleyip dile getirebilir miyim? Tabii. Mehmet yoksa Ezidi misin? Yok çay, ne yaptın? Ya yani, olsa bir Ezidi harika olur ama bulamıyoruz. Anlıyorum, pardon. Hocam müsaadenizle benim duyumum şöyle bir hocamızdan. Hani bu Yezid Kerbela'da hani evet. Hasan ve Hüseyin, o Yezid'miş Hasan ve Hüseyin'i katleden. Onu çağrıştırdı, o ismi çağrıştırdığı için Yezid'i ya da Yezid ismini kabul etmiyorlar Ezidiler. Bu ya doğru öyle, değil mi? Yok Mehmetciğim, böyle bir şey var ama bir de Yezd ya da Yezdan diye bir şehir var şeyde. Hani evet. İran'da. Hani orada evet. Da varlar biraz. Çünkü o yüzden karışık bir durumu. Ama bu senin söylediğin, demin benim söylediğimle örtüşen bir şey. Hatta yani hoca da öyle söylemiş diyorsun değil mi? Onlar evet. Onlar Ezidiler yani onlara onu çağrıştırdığı evet. Ya da daha doğrusu onunla o isimle, Yezid ismiyle hani Kerbela'da Hasan ve Hüseyin'le. Evet. Ondan ötürü o isimle anılmak istemiyorlar. Hoşlarına gitmiyor yani. Aşağılayıcı bir hitap
olarak addediyorlar, kabul ediyorlar. Ondan dolayı diyebiliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben de sizin onayınızı ya da işte sizin teyit etmeniz için sordum hocam. Bir yani, şey daha kusura tabii, bakmayın müdahale ediyorum ama aklıma gelmişken onu da sorayım. Bütün Ezidilerin hepsi tamamı Kürt müdür? Bir de bunu duydum. Ezidilerin tamamı Kürttür diye duydum. Valla benim okuduklarımda da Kürtler. Hepsi yani değil mi? Bir Ezidi olmayan Kürtler var, bir de Ezidi olan Kürtler var. Öyle yani. Ama işte Ezidi ise... olmayanlar hoşlanmıyor onlardan pek. Aralarında da hep husumetler falan da oluyor. Ama Ezidi ise bir kişi Kürttür zaten. Ha, evet. Değil mi? Etnisite evet. olarak. Evet. Kürttür değil mi? Tamam. Evet. Teşekkür ben ederim. Ben daha aksine ama, dair bir şey görmedim yani. Ama ben bunu hocam özür dilerim. Belki çok oluyorum ama bir turumuzda dile getirdim. Antakya turumuzda. Pardon. Mardin turumuzda. Ezidiler dedim. Hepsi Kürttür dedim. O, otobüste arka sıralardan bir bey şiddetle karşı çıktı. Hayır yanılıyorsun dedi. Ezidiler Kürt değildir dedi. Şimdi bak orada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hani Kürtçe konuşuyorlar bir kere, tamam mı? Evet. Hani ibadetleri falan Kürtçe. Ama o bölgedeki halkların, içindeki insanların kendi köklerine dair değişik tezleri de olabiliyor. Yani biliyorsun Mezopotamya halkları denilen, işte Asurlular, Keldaniler, Babililer falan var ya. Kimisi de aslında bizim kökümüz bunlardan biridir'e getiriyor. Bunu Süryaniler de aynı şekilde mesela. Arami miyiz yoksa Mezopotamya halklarından mıyız? Asurlu muyuz? Yani bunun kavgası olur. Ama genelde okuduklarımda benim hep böyle Kürtlerle birlikte yaşıyorlar zaten. Evet. Yani aynı coğrafyanın insanları. Farklı bir durumları da yok gibi. Fakat yine de buna bir şey bulacağız yani. Bir marş koyacağız. Açıklık bırakacağız. Evet evet. Bir bağdaştırmak kuruyorlar onlar evet. yani. Değil mi evet. hocam? Tamam, teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Varsa böyle şeyler devam edin yani. Sizler de söyleyin. Heh, bak şimdi pembe çıktı zaten o gün gördünüz ya Erol Sever'in kitabının ismi Yezidilik mesela. Ben bu kitabı böyle sunarken ağzım Yezidi'ye gidiyor ama ulan bu da diyorum istemedikleri bir şey Ezidi diye anlatıyorum. O kitabın ismi öyle yani. Pembe burada mısın bu arada? Geleceğim dedin ama. Pembe ya kaçtı gitti ya da... Yok buradayım. Tamam beni bırakma biliyorsun bu Ezidiler konusunda onlara en çok yaklaşan sensin. Laleş'e gittin ya. Ya Laleş'e gittim ama onların kökenleri çok çok daha farklı yerden geliyor. Yani İran'la ortak şeyleri var. He, bak işte sen de mesela demin o arkadan itiraz eden adam gibi konuşuyorsun değil mi? Hayır şöyle itiraz eden adamla aynı fikirde değilim şu... Deminki beyefendiyle beraberim Kürtler ama onlar ta Indus kültüründen geliyorlar. Vedik gelenek, Mohenjaro, Taksila, Kuzey Pakistan'la ilgili bir şey. Şimdi yani böyle değil mi? Yezd şehrine de gittin mi? Yezd'e çok gittim. 3 kere gittim ben. Ha, tamam işte. Tamam. O zaman şöyle yapalım Pembe. Ben biraz... Yezde ben de gittim ama Yezde için ben bilmiyorum ya alakası olması gerek. Yez gayet İran'da şey nasıl denir? Yezde alakası olması gerek yani. Anlamadım. Yok alakası var. İran'la kesinlikle Ezidil'in alakası var. Çünkü onlar aslında bir halk bir yerden sonra ayrılıyorlar. Zagros dağlarına geliyorlar Kürtler. Ha, öyle mi? İlginç. Yani aşırı derecede beraberlikleri var. Şimdi şöyle, şimdi dediğim gibi ben biraz ilerleyeyim. Yeri geldiğinde sizler hani müdahale edebilirsiniz tabii. Benim bildiğim İran'ın kuzeyinde bir saniye İran'ın kuzeyinde bir göl de var. Onun batısında bir ara bir Kürt devleti de kurulmuştu mesela. Yani evet. İran Kürtleri de var zaten. Dolayısıyla şimdi oralara geldiğimizde konuşuruz. Pembe bir yere gidemezsin. Gitmeye mi kalkıyorsun? Yo ben gitmiyorum. Buradayım. Tamam okey. Cem'in onda geldi. Tamam. Cem abiyi de analım istedim. O gün o da vardı. Meral'le birlikte kitabı da böyle tutarak poz vermişler. Bu herhalde kaç 5-6 sene önceki bir fotoğraf olsun herhalde. Rahmetli analım kendisini de. Bir başka kitabı Mehmet Dağdır göstermişti bana. Sonra onun daha böyle net halini buldum, koydum. Sabiha Banu Yalkut. Bununla ilgili de
Almanya'dan Nazan çok yakın arkadaşım falan dedi ama keşke ulaşıp da onu getirtebilseydik. Ondan da tabii çok güzel bilgiler alabilirdik herhalde. Soyadı Yalkut. Benim babamın ismi de Yalkut. Çok ender bulunur. O açıdan da benim için değişik oldu. Şimdi bakın, Laleş. Yani Ezidiler deyince onların Kâbesi olarak düşünmemiz gereken yer. 12. yüzyıldan sonra. Ne? Bir daha söyle canım. 12. yüzyıldan sonra. Ha, yani başlangıcı diyorsun sen. Başlangıç 12. yüzyıldan sonra. Yok yani, şimdi biliyorsun sen zaten de bunu bir Arap üstleniyor. Çok daha eski de. Ama şimdi çok daha eskiliği şeye gider. Hani güneş dinine gidecek, ona götürüyorsun sen. Götürmüyorum şu anda ama 12. yüzyıl şey adi. Bu Laleş'i merkez yapan adam. Tamam. Şöyle, ben de zaten hani o açıdan söylemiştim Laleş'i. Yani Şeyh Adi'den kaynaklı olarak. Şöyle yapıyoruz. Bakın Musul'a bakıyoruz. Ama Erbil bu tarafta. Musul'un kuzeyine doğru gidiyoruz. İşte burada Sincar Dağları'ydı galiba buralar. Onun da arka tarafı da zaten yukarısı işte Türkiye sınırı. Tamam mı? Hakkari ile efendim Musul arasında diyelim. Öyle yapalım. İlerleyelim bakalım. Karşımıza daha neler çıkacak. Böyle bir kitap varmış. Ben okumadım ama görmüşken siz de görün istedim. Şimdi ses geldiği için açık olanları ben tekrar kapatıyorum. Bir şey söylemek istediğinizde şey yaparsınız, açarsınız. Yezidiliğin bakın ortaya çıkışı. Şimdi enteresan aslında Pembe'nin söylediği gibi aslında hani bugün ilk akla gelen böyle adeta peygamber gibi diyelim. Şeyh Adi bin Musafir Laleş'te olduğu için onun mezarı, türbesi işte Laleş onların Kâbesi olmuş. Fakat bu 11. yüzyıl. Tamam. 1072 yılında doğmuş. İşte 12. yüzyılda da ölmüş. 90 sene yaşamış adam. Dolayısıyla aslında 12. yüzyıl demek daha doğru olur tabii. Ama bunun daha bir öncesi var. Öncesinde de işte haricilerden, ibadilik kolundan gelen Yezid bin Ebi Üneys. İşte buradaki Yezid bizim bu Kerbela'daki Yezid değil. Başka bir Yezid. Tamam mı? Yani onlara Yezidi derken Kerbela'daki Yezidi'yi göstermiyoruz aslında. Bu olması gerekiyor herhalde. Bir de öte yandan eski İran inançlarındaki iyilik tanrısı İzd ya da Yezdan'dan, Yezd dediğimiz demek ki şehir var ya, oradan çıktığı için böyle bir isme sahip diye konuşuyor. Şimdi biz devam edeceğiz. Laleş'te vefat etmişti, orada defnedilmişti. İşte Laleş'ten bir görüntü. İlerleyelim, bunları konuşuruz sonra. Şimdi Şeyh Adi, böyle onu da yanlış telaffuz edince güzel olmuyor aslında. Şeyh Adi diyeceğiz yine de ama bir gece böyle adamda enteresan güçler var. Bir takım böyle siz söyleyin mucizeler gerçekleştiriyor Hazreti İsa gibi. Haçların eline düşmüş olan 40 Müslümanı artık böyle uçurtarak nedir? Hop kendi şehrine getirtebiliyor. Yani böyle hikayeler var onunla ilgili. Bütün hayatı boyunca hani doğru dürüst yemek yememiş, hep böyle yabani üzüm ve böğürtlenle beslenmiş. Kitapta şeyler diyor, şimdi o diyor böyle bir dua okumaya başladığında duadan ziyade beyninin içindeki devinimlerin sesi duyulurdu. Yani devinim kelimesi ne kadar doğru ama öyle yazıyor ki kitapta. Yani bu insanüstü bir varlıkmış gibi anlatılıyor. Ve bunun da hayatı boyunca yaptığı sürekli kendi kendine çile çekmek, bir çilekeş aslında yani ve sürekli dua okuyor. Böyle bir adam, şey Adi, 12. yüzyıla damgasını vurmuş ve bunun kankisi diyeceğiz artık, çok yakın arkadaşı Abdülkadir el-Cilani ya da Geylani, meşhur bu Geylani var ya, Kadiriliği kuran Abdülkadir Geylani ile birlikte İmam Gazali'den ders alıyor. Yani aslında Müslümanlık içerisinde sufilik eğitimi alıyor adam. Yani bir sufi kendisi. Ama hani oradan daha farklı bir yöne doğru gidecek. Şimdi
İslam var eğitiminde ama öte yanda bulunduğu coğrafyada çok köklü eski dinler var. Ve bunların işte başında da Zerdüştçülük geliyor mesela, değil mi? Yani aslında biz sırf Zerdüştçülük de demeyelim de güneş, ateş, ışık dinleri diyelim. Çünkü bunun içerisinde manicilik falan da var. Bunların hepsini konuşmuştuk daha önceki şeylerde, bölümlerde diyelim. Dolayısıyla bunların iç içe geçmiş bir hali olacak bu ezidilik. Devam edelim bakalım. Şimdi onların iki kitapları var. Bir tanesine Kitab el-Cilde deniyor. Diğerine de Kitab el-Asvat. Siyah kitap daha ziyade Kitab el-Asvat'ın bir ismi daha var. Yeri gelince onu da söyleriz. Bunlar tabii sır kitapları. Yani normalde bunları bizim görme şansımız yok ama artık her şey o kadar ileri gitti, yayıldı ki saklamaya da imkan yok. Ortaya çıkmış tabii, bir takım görüntüleri var. Şimdi bunlar da aslında benzer şeyler yaşıyorlar. Yani demin Nusayrilerin nasıl katledildiğini görmüştük. Onlar katledile dağlara çekilmişlerdi. İşte bunlar da o Laleş şehrinin etrafındaki vadilerde, dağlarda ve o coğrafyada işte biraz tutunmaya çalışacaklar. Günümüze kadar yalnız Nusayriler kadar şanslı değiller herhalde. 1 milyonlu ulaşabilmiş. O 1 milyon da çok kesin değil. Hani bizim ülkemizde o kadar az kaldı ki. Biz bazen Güneydoğu turlarında işte özellikle Mardin turlarında bu Ezidi köylerine de gitmeye çalışıyoruz. İnsanların bir fikri olsun diye. Abi gidiyorsun, kimse yok köyde. Hani bağırıyorsun kimse yok. Evler var. Birkaç tane hayvan var. Dolayısıyla bir tane çoban var. Yani o hayvanların sahiplerinin oraya koydukları çoban. Bir tane muhtar oluyor. Gidip muhtarı bulmuştuk, koşmuştuk, yanına gitmiştik. O muhtar da bizim gittiğimiz köyün muhtarı birkaç sene önce vefat etti maalesef. Yani boş boş köyler. Genellikle Almanya'dalar. Tabii başka ülkelerde de varlar. Biraz bu Güneydoğu'daki hani Sünni olmayan halkların kaderi biraz böyle açıkçası. Genellikle Avrupa, Amerika o taraflara gitmek zorunda kalmışlar yani. Şimdi Musul valisi Lulu, bu zengilerdendi galiba. İşte bu şeyhlerden bir tanesini 11. yüzyılda zaten tutuklattırıp öldürüyor. Öldürtüyor, boğdurtuyor yani. Sadece katliamlar olmuyor, bunların şeyhleri de öldürtüyor. 1250'de de, 54'te de bu Adi yanlıları, o zaman Ezidi'den ziyade Adavi ismiyle anılıyorlar. Onlar bir isyan çıkarıyorlar ama yeniliyorlar. Yenilince Allah, katliamlar, kölelik, idamlar başlarına gelmeyen kalmıyor. Hatta o dönemdeki yeni şeyhlerinin hem elleri hem ayakları kesiliyor ve Musul kapısına asılıyor. Dağlara kaçıyorlar haliyle. Kısa süre sonra Moğollar geliyorlar. Moğollar da hani onlar da boş durmuyorlar tabii. Adamların kaderi hep şu işte, şu görüntü. Bu tabii son dönemdeki görüntüleri. Orta Doğu'da biliyorsunuz en son onların katili de IŞİD oldu. Şam İslam Cumhuriyeti var ya bir tane hani. O Palmira'yı bilmem nereye her tarafta yıktılar, insanları astılar sağa sola. Neyse Suriye ve Mısır'a gidiyorlar daha ziyade. Şimdi Mısır'a gidenlerin arasında mesela o şeyhlerden Zeyneddin Yusuf varmış. Bugün Kahire'de hala çok güzel gösterişli bir türbesi bulunmaktaymış. Eğer oraya giderseniz bir Ezidi türbesi ararsanız böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Harran'a gidiyor bir kısmı. Niye bunu koydum? Burada gördükleriniz aslında Sabi. Sabilerin özelliği böyle beyaz kıyafetler giyerler. Daha ziyade Basra Körfezi yakınlarında, bataklıklar kenarlarında yaşarlar. Onların diğer ismi de Mandeistler diyelim. Mandaylar diye de geçer. Onlar vaftizciler, bir vaftizcilik tarikatıdır bu. Böyle bir iki saatte bir şeye giriyorlar, suya girip çıkıyorlar. Attıkları adım bile günah çünkü bunların, öyle yaşıyorlar. Harranlılar da aslında güneş ay dinine mensuplar. Yani Sin tapınağı var orada. Ama işte bu şeyde siz söyleyin 830 senesinde halifelerden biri oraya geliyor. Memun galiba. Yahu diyor siz hangi dindensiniz diyor. Bakıyor çünkü tiplere lan ne Müslümana benziyorlar ne Hristiyana. Bunlar böyle upuzun sakallı adamlar. Hani demin şeyi gösterdim ya Nusayri dedeleri. Harraniler de öyle böyle ayaklara kadar uzayan sakallar. Biz Harraniyiz diyorlar.
Biz diyor anlamayız Harrani Marrani. Şimdi Konstantinopolis'e gidiyoruz, geri döneceğiz. Döndüğümüzde ne olduğunuzu söyleyeceksiniz. Yani kitap ehli değilseniz, kitapta yazan mezheplerden biri değilseniz vay başınıza geleceklere diyor. Fakat memun dönemiyor, ölüyor zaten 2-3 sene sonra. Bunlar da ne olur ne olmaz diye biz o zaman sabi olalım diyorlar. Yani ne Hristiyan, ne Müslüman, ne Yahudi. Sabilik de geçiyor çünkü kitapta. Ondan sonra onlar böyle sabilikmiş gibi anlatıyorlar dinini ama değiller aslında yani. Onlar Harranilik, o güneş, ay dini yani eski din diyelim. Neyse bizim şeyler de, Ezidiler de hani böyle dağıldıklarında tabii ki Sincar Dağları'na gidiyorlar ama bir kısmı da Harran'a gitmiş. İşte o Harran'da tüm bu felsefelerin karıştığı bir şeyler daha olmuş. Yani ezidilik orada da biraz forme olmuş açıkçası diye devam edelim. İşte dediğim gibi Şeyh Adi'nin böyle bir şeyi var, lafı var. Yezid diyor, İmamoğlu imamdır aslında diyor. Dinsizlere karşı savaşmıştır çünkü diyor. Böyle deyince hani Hüseyin'in kellesini hani almak durumundaydı yani. Alarak iyi bir şey yaptırmış gibi anlaşılıyor. Yani böyle bir sözü varsa o zaman Yezid'den kaynaklı Yezidi denmiş olma olasılığı da var tabii diyelim. Şimdi onlar Kürt mü değil mi diye tartışılabilir ama konuştukları dilden, yaşadıkları coğrafyada hani Kürt oldukları gözüküyor daha ziyade. Hani Kürtler arasında eski dine mensup olanlar İslam'ın gelmesiyle sanki Ezidi ismini alıyorlar ama diğer Kürtler, yani bu gruba girmeyen Kürtler de onlardan pek hoşlanmıyorlar ve kendi aralarında da kavga oluyor. Hatta 1415'teki işte bir katliamda Ezidiler diğer Kürtler tarafından hani öylesine bir yok ediliyorlar ki Laleş'i falan ele geçiriyor diğer Kürtler. Yakıp yıkıyorlar. O arada işte Şeyh Adi'nin kemikleri de uçuyor gidiyor. Aslında yani bugün Laleş'e gittiğinizde Şeyh Adi'nin türbesi var ama sadece ismi var. İçinde bir şey yokmuş yani. Bir kitap daha böyle Halil Genç'in yazdığı Ezidiler kitabı. İşte tavus kuşu sembolünü sürekli görüyorsunuz. Birazdan artık ondan bahsedeceğiz kitabın içerisinde. Kolektif bir din diye anlatmış. Küçük bir özeti de vardı galiba. Sır dini demiş. Tıpkı Nusayriler gibi. Yani burada da o ezoterik durumu görmek durumundayız. Niye? Çünkü bunlar da kesiliyorlar abi. Hani dedim ya böyle katliam olunca, tehlike olunca saklanacaksın, düşünceni de saklamak zorundasın. Yani düşünceni kafanın içine hapsedeceksin. Ama ve lakin nasıl diğerlerine aktaracaksın? Ancak güvendiklerine. İşte bunlara hak edenler falan diyeceksin ki diğerleri de kırılmasın, düzülmesin. Ona göre yani bir düzen kurman lazım. Ve öylesine bir servis, yani nesilden nesile devam eden, böyle alttan alttan giden kapalı ezoterik bir sistem kuracaksın. Ezidilik de işte böyle bir şey. Dışarıdan bunlara bakanlar da bunların ne olduğunu anlamayacak. Zaten çok işlerine de gelmiyor. Kendilerinden değiller çünkü. Yani onları kontrolleri altına almak için suçlayacaklar. Ki hani suçladıkça onlar daha alt bir tabaka haline gelecek. O zaman onları sömürebilirsin. Köle olarak kullanabilirsin. O zaman ne diyecekler? Siz putperestsiniz. Siz şeytana tapıyorsunuz. İşte bunları yaşamış yani senelerce. Ezidiler. Şimdi Los Gnosticos, böyle Los Galacticos vardı ya Real Madrid gibi, yoksa Gnostikler ismi altında da yayınlanmış bir kitap bu. Böyle olsun istedim, ben bunu buldum, koydum. Gnostisizm, şimdi Hristiyanlığın ilk çağlarında akıl yürüten Hristiyanlar var. Tamam mı? Bu akıl yürütenler hani şu soruyu soruyorlar. Yahu tamam Tanrı. Yani Hazreti İsa bize Tanrı'dan bahsediyor. İyilikten, güzellikten, şundan. Ya bunlar çok güzel felsefeler. Ama yani şimdi bu her şeyi yaratan Tanrıysa, her şeyi yarattıysa o zaman kötülük de var dünyada. Onu da mı bu yarattı? Ya bu nasıl oluyor? Hem iyilikten hem kötülükten. Ha. Ona bir çözüm arıyorlar işte. Yani dogmayı kabul etmek yerine bunlara neoplatoncular da deniyor. Akıl yürüterek biz bunu nasıl çözeriz diyorlar. Değil mi? Hani o Platonculukta böyle idealar var. O idealar aslında uçuşkan şeyler, soyutlar. Ama onlar böyle somutlaşıyorlar. İşte evrenin oluşması da onun gibi. Bunlar da böyle hani net şeyler değil ama öyle yani. Ne yapalım? Platonculuk öyle. Neoplatonculukta bunun tekrar geriye gelmesi ve o günü bu düşünceyle açıklamaya çalışma olarak söyleyebiliriz diyelim.
Şimdi doğalaşıyor yani. Soyutun maddeleşmiş hali işte doğadır diyor bunlar. Ve doğa üzerinden fikir yürütmek suretiyle Tanrı'yı anlamaya çalışıyorlar. Bizler de soyut olan Tanrı'nın somutlaşmış halleriyiz, parçalarıyız. O zaman nereye gidiyor? Hallacı Mansur'un Enel Hak vardı ya, ben Tanrı'yım diyor, hani onu öldürüyorlar. Şehrin yedi kapısından dışarı çıkıyor Enel Hak dedikten sonra. Ben Tanrı'yım derken aslında Alevilerin esasında onlardan bildiğimiz, yani sadece yaratan bir Tanrı ve yaratılanlar, yaratıklar yok. Aslında her şey Tanrı. Dolayısıyla ben de Tanrı'nın bir parçasıyım. Vahdedi mevcut diyorlar ya buna. O mantıkla hareket ediliyor burada da yani. Bunun da temeli aslında bu Gnostikler döneminde açıklanmış bir şekilde yani. Bunun üzerine kuruluyor bu düşünceler diyelim. Şeyde İslam'da da Mutezile mezhebi bu Abbasiler döneminde. Yani hani dogmalarla değil, hani akılla biz olayları açıklayalım. Hani daha sonra durun ya, bu akıl işi bizi kötü taraflara götürüyor. Biz denilene de hani kitapta ne yazıyorsa o şekilde diye de ilerlenmiş. Neyse artık bir şey demiyoruz. Evet, iyilik kötülük dualizmi. Nasıl bir açıklama getireceksin? Şimdi düşündükçe çözüm arıyoruz. Yani tam bir çözüm değil. Hep konuştuk bunu. Yani kötülüklerin müsebbibi başka bir şey olmalı. Değil mi? İşte kötü tanrı, iyi tanrı falan. Bu Ahura Mazda karşısında Ehriman var mesela, değil mi? Mazdaizm'de böyle bir savaş var. İyi ile kötünün savaşı, geceyle gündüzün savaşı, karanlıkla ışığın savaşı. Manicilikte de var bunlar. Zerdüşçülükte falan hep bunlarla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu Ezidilerdeki sistemde şöyle bir tanrı var. Tanrı yani bir şey yarat diye bir emir veriyor, bir buyruk veriyor. Kime veriyor? İşte melek Tavus'a veriyor. Ulan bunun yarattığı da bir dram ya. Hani öyle geçiyor yani, bir trajedi. Yani bugünkü evren bir trajedi. Bunu Tanrı yaratmış olamaz. Ama hani yine de bir olasılık var. Doğru davranışlarla, şunlarla, bunlarla işte demin Musaylık'ta de vardı ya, bu insanların kurtulma şansı var. Yani iyi olarak, kötülüğe karşı savaşarak bu trajediyi bir mutlu sona çevirme olasılığı var. Olay bundan ibaret. Şimdi tavus kuşu çıktı karşımıza. Melek, tavus. Azrail veya Azazil ismi altında. Şimdi onu görüyoruz. Bu aldığım yerde Azrail olarak geçiyordu. Şimdi Kitabül Cilve ve Mushafi Res kitaplarında açıklanan Yezidilik inancına göre önce Melek Tavus. Abtavus. Şimdi bu yeryüzüne gönderiliyor. Yeryüzü de herhalde yani hani gönderiliyor derken onun tarafından yaratılacak veya onun yarat deyince yaratılacak. Çünkü o bir şey yaratıyor, arkasından o da diğerini yaratıyor. Diğerini derken her şey yaratılacak. Biraz şeye de benziyor. Beş yetim vardı ya Nusayrlilik'te. Yani orada da bir silsile halinde gidiyordu her şey. Neyse işte bu şey isimlerin çok söylenmemesi gerekiyor. Çünkü bu konular konuşulunca aşağılanma olabilir diye bir inanış var. Ama aşağılanmadan ziyade bu bilgilerin ortaya çıkması onları ele veriyor. O yüzden de çok söylenmemesi gerekiyor bunlar. Önce bir beyaz inci yaratmış Allah. Enfer isimli bir kuşun üstüne koymuş. O kuşun üzerinde 40 bin yıl kalmış bu. Tamam mı? Ondan sonra da onun üzerinden bir pazar günü yedi meleğin en büyüğü olan Azrail, yani Melek Tavus ortaya çıkmış. Pazartesi günü Melek Derdail. Ondan işte Melek İsrafil. Ondan Mikail, Cebrail, Nurail diye gidiyor. Fakat ben saydım 6 tane, 7.'yi bulamadım. Bilen vardır, orada herhalde atlamış. Ben de bulamayınca size 6 tane getirdim böyle. Onların bir de yeryüzündeki insani isimleri de var işte, onlar da yazmış. Her günün bir meleği var yani. Ondan sonra da son gelen de ne yapmış? 7 kat göğü, yeri, güneşi, insanları, hayvanları yaratmış. İşte evren böyle oluşmuş Ezidilere göre. Şimdi Ezidilerin etkilendiği düşünülen çok önemli bir dinin işte yaratıcısı da Mani. 3. yüzyılda ortaya çıkan Mani hem Hristiyanlıktan alır hem
Zerdüştçülükten alır. Anadolu'da herhalde artık ne varsa o dönemde hepsinden bir şey. En iyileri olduğu düşündüklerini alır ve eklektik diyoruz yani mimaride. Öyle bir din yaratır. Hakikaten de bayağı taraftarda toplamış yani bu kadar iyileri, iyi oyuncuları alınca. Ama ve lakin böyle bütün iyi oyuncuların alındığı takımlar çok uzun süre başarılı olamıyorlar. Bakınız Güneş Spor, bakınız Başakşehir mesela değil mi? Bu sene küme düşmeyi oynadı. Mani'de yani bir süre böyle flash ama bir süre sonra Zerdüştçüler tabii çok daha böyle şeyler, köklüler İran'da Mani'nin idamını sağlayacaklar. Ama bu Manicilik şeye kadar gitmiş, Asya'ya kadar gitmiş. Uygur, Türk Uygur Devleti'nin bir ara resmi dini olmuş yani. Dolayısıyla çok etkili, sağlam bir yapısı var yani. Neyse. Kendisinin de aileden bu demin hani gösterdim ya bataklıklarda devamlı vaftiz olanlar, mandaylar, mandeistler demiştim. Onlardan gelme olduğu söyleniyor kaynaklarda diyelim. Evet, şimdi Mani ışık dini aynı zamanda. Karanlıklara karşı savaş. Ve bu ilk böyle ilkel diyalektik. Yani kötü varsa iyi de vardır, ışık varsa karanlık da vardır. Değil mi? Bu şekilde evrene bakan bir din, ulusu diyelim kendimize. Neyse onunla ilgili konuştuk yeterince ilerleyelim. İşte o şeylerden yani onların gnostisizminden de etkilendiğini zaten söylemiştik. Sonra bir tane daha fotoğraf koymuşum onları görelim diye. Şeylerde 40 gündü öte dünyaya yolculuk Musailerde. Burada 45 gün şeylerde Ezidilerde. Ondan sonra Halife Memun'dan Harran'a gelmesinden bahsettik. Ondan bahsettik. Bu Şuayb şehrinden bir fotoğraf. Harran'dan Somatar'a giderken orada Şuayb şehri var. Çok enteresan kalıntılar var. Daha el değmemiş yani. Arkeolog eli değmemiş. Bir gün Urfa turu, yani Göbekli Tepe'li Urfa turu yaparsak o Bazda mağaralarından oralara da gideriz tabii ki. İşte o güneş veyahut ay dinlerinden etkilenmesiyle ilgili Harran'da biliyorsunuz bir Sin tapınağından bahsediliyor. Yeri hala tartışmalı. Yani Harran'daki Ulu Cami'nin olduğu yerde miydi? Uzun süre oraya inanıldı. Ama son çalışmalarda bizim Arif abilerin bir arkeolog arkadaşı orada hiçbir şey ortaya çıkmadığını, eğer böyle bir tapınak varsa iç kale gibi bir yapı var, orada bir yerde olması gerektiğini söylemişti bir turumuzda. Biz de artık ona göre anlatıyoruz. Bir soru işareti yalnız yani her an başka bir şey de çıkabilir. İşte o Harran'dan Şuayb'e, Şuayb'den de Somatar'a gittiğimizde de orada işte böyle bir tepe var. O tepenin etrafında da yedi gezegen, aslında yedi gezegen değil, güneş, ay ve bilinen, gözle görülebilen beş gezegen adına yapılmış tapınaklar. Yedi sayısı da bu yüzden çok önemli. Yani şey, Melek Tavus da değil mi? Herhalde hani güneş gibi düşünmek lazım. Ve diğer altısı da işte ay da dahil diğer gezegenler. Buradaki her tapınağın şekli şemali o gezegenin niteliğine dair. Evet. Bu mesela Sin tapınağından günümüze kalan. Diğerlerinde fazla bir şey kalmamış da. Bunların hepsi Ezidilik dinini oluşturan ögelerin temellerini oluşturuyor. Çünkü bunların benzerlerini Ezidilik'te de görüyoruz. Orada Ponyon Mağarası var. Şu aslında bir hilaldir. O işte ay tanrısı herhalde, Sin onun kabartması. Çok yakınında yani benim oturduğum tepenin. Sonra Süryaniler mesela, yani o bölgenin eski Asuri halkları, ki aslında bu güneş, ay dinlerine mensuplardı. Onların bugünkü manastırları, yani Hristiyanlar artık, alt tarafları hep güneş tapınağıdır. Bir tane de ondan koyduk. Güneşe tapanların bir farklı ismi daha var. Şemsiler. Şems. Şems güneş demek aslında ya. Hani Mevlana'nın Şems'i de, o da bir güneştir biliyorsunuz. Bu çok ilginç bir şey tabii. Yani bu tapınakların üzerlerine Hristiyan manastırlar inşa edilmiş. Yani geçmişleri güneşle alakalı. Bu da ilginç. Evet, bu da aynı şeyden. Kaynaklarda bir de bu Şemskandlılar da deniyor Şemsilere, güneşe tapanlara yani. Onların bir ismi de neymiş biliyor musunuz? Bave Ezidiya. Bave Ezidiya, Ezidilerin babası demekmiş. Yani Ezidilerin temeli aslında güneşe tapanlar.
Yani oradan, buradan bu çıkabiliyor. Tabii bundan dolayı kesindir diyemeyiz ama ilginç bir ipucu aslında. Bave ezidia. Tabii ki mecuzilik, yani Zerdüştçülük, o da ezidiliğin temelini oluşturan dinlerden biri. İran'da milattan önce 7. yüzyıldan milattan sonra, pardon, milattan önce 6. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıla kadar yaklaşık 1000 yıldan fazla hüküm sürmüş, egemen olmuş dindir. Tabii ki sonra Müslümanlık geliyor, egemen oluyor diye. Ateş çok önemli. Yani yeryüzünde güneşin temsilcisi olan ateş. İşte tavus kuşu, orada Güneydoğu'ya gittiğinizde birçok yerde tavus kuşunu halılarda, kabartmalarda ve mezarlarda tabii. Yani mezarda bunu görürseniz anlıyorsunuz hemen. Ezidi mezar. Evet, şimdi biraz daha böyle. Şimdi bunların kara kitap veya siyah kitabın içerisinde nelerden bahsediyor diye soracak olursanız biraz şeyi andırıyor aslında. Tevrat'ı andırıyor. Yani Tevrat'ta böyle sürekli olaylar, doğal afetler, felaketler falan bir sürü olay olur. Öyle şeyler var. Mesela Nuh'a tufanına benzeyen bir tufandan bahsediliyor. İşte meleklerden, krallardan, şahlardan bahsediliyor. Adem'le Havva'yı da burada görüyorsunuz. Yani oradan böyle alınmış, ortaya çıkarılmış bir kitap gibi düşünebiliriz aslında bunu. Veyahut da o kitabı oluşturmuş bir kitap olarak da düşünebiliriz. Ezidilere sorarsak tek kitap bu çünkü. Bu gerçek bir tavus kuşu. Burada araya sıkıştırdım. Burası Heybeliada. Heybeliada Ruhban Okulu'nun bahçesinde dolaşan tavus kuşlarından bir tanesi. O da girsin artık. Ayıptır yani. Şimdi Laleş'le ilgili bazı böyle eski fotoğraflar var. Ezidilerle ilgili. Bu Laleş'in kendisi. Pembe, yine buradaysan, ben Laleş'e gitmediğim için hani buralarla ilgili söylemek istediğin şeyler varsa ben bildiklerimi söyleyeyim. Ekstra bir şey varsa sen de söyle. Şu çünkü çok hoş, bu limon sıkacağı gibi bir şey var ya, kubbe. Bununla karşılaşıyoruz sık sık buralarda. Bunun bir takım anlamları varmış. En tepesi zaten güneşi temsil ediyormuş. Şurada 24 tane üçgen böyle dilim var. O da günün 24 saatini bize anlatıyormuş. Şurada 7 kat var diye yazıyor şeyde ama ben hepsini de göremedim, o 7 kat üst üste satırı. Yerin 7 katı manasına geliyormuş ama burada onu göremedim diyelim. İlerleyelim. Şimdi bu yılandan birazdan bahsedeceğim. Burası artık o Laleş'teki Şeyh Adi'nin türbesinin bulunduğu mabet ya da tapınağın girişi diye anladım ben. Ondan sonra bu Halep'te, Sincar'da, işte Yezid biraz azizleştirilmiş açıkçası. O yüzden o Yezidi ismi de bir şekilde hani yapışmış. Çünkü Yezid'in doğum günü de bir bayram olarak kutlanmaktaymış, içkiler içilmek suretiyle. Dolayısıyla hani Yezidilik isminden hani niye bu kadar rahatsız olunduğunu ben tam anlayamıyorum. Şu an sadece şöyle anlayabiliyorum. Burada bahsedilen Yezid, kurucu Yezid olursa o zaman oturuyor. Ama kaynaklarda o kadar karışmış ki bu. Hani Hüseyin'i işte orada Kerbela'da öldürten Yezid'miş gibi de bahsedildiği için kafalar karışıyor. Ama Yezid'in doğum günü bayramları var. Yazın. Ahmet. Efendim canım, he. Söyle. Ben uyumuyorum. Bak gözümü kırpmadım. O yılan ne oradaki? Soldaki yılan mı? Yılan mı o? Evet. Kara yılan o. Kara yılan tatlım. Şimdi bu Nuh tufanında, bak dinle. Onu anlatacaktım tam çünkü. Nuh tufanında gemi, Nuh'un gemisi bir yerden sonra artık sularla çekilince bir dağın tepesine çarpıyor galiba ve bir yarık açılıyor. İşte o açılan yarığın üzerine kara yılan kendini atmış. Atınca da tıpa görevi yapmış. Bizimkiler yine ölmemişler. O yüzden Ezidilerde kara yılan kutsal kabul edilirmiş. O yüzden de girişe bu kara yılanı koymuşlar. Al sana işte bir hikaye. Şimdi devam edelim bakalım. Bu çok böyle hoş tabii, yani fotoğraflar var böyle. Ama eski fotoğraflar da koydum. Onlara da bakacağız. Dediğim gibi Şengal, Şeyksan denilen bölgeler bunlar. Bunları not aldım, aklımda kalmıyor. Ve Sincar Dağları, onların yaşadığı yerler. Irak'ta 600 bin Yezidi'nin yaşadığı düşünülüyor. Bizim ülkemizde en son 10 bin kadardı. Ama yani
Yok yok. Ben sanmıyorum öyle bir şey, değil mi? Yok. Hayır. Ahmet, beni efendim duyuyor musun? Ha, biraz konuş bakayım. Senin kararını konuşun meydanda. 10 bin değil, 1000 tane bile yok. Yani eski kaynak. Ermenistan'da evet çok var. Ermenistan'da var, İran'da vardır. Şöyle, Midyat'ta Şengal'den kaçanlar var şu anda. Türkiye'de çok yok. Çünkü Türkiye böyle bir şeyi aslında kabul etmiyor. Bunlar gnostik olduğu için Türk halkı da kabul etmiyor bunları. Evet. Dinsiz olarak kabul ediyorlar. Şimdi buraya eğer Laleş'e gittiğinizde tam tapınağın Şeyh Adi'nin mezarının dışında ayakkabılarını çıkarıyorsunuz. Evet. Yalın ayakkabıya geliyorsunuz. Burada ya, burada mı? Nisan'ın 13'ü gelmeden önce bu yumurta ile yine Hristiyanlıkla da bağdaşabilir. Doğadan toplanmış çiçek ve çamur ile o kapıya onu yapıştırıyorlar. Bu mu? Evet. Buraya girmek çok önemli. Deminki gördüğümüz arçlar var bir sürü. Orada ateşler yakılıyor. Dualar ediliyor. En son bölüm de şu kapının sağ tarafı. Geçtik. Şu arçlar var ya orada ateşler, mumlar yakılıyor. Özel kıyafetler giyiliyor. Normal kıyafette girmiyorsunuz. Bak kadınları görüyor musunuz? Acayip güzel. Evet. Bizim bayramlarda güzel giyinilir ya, en güzel, en yeni şeyler. Evet. Bak işte o kapı, şurada yılanın başı gözüküyor zaten. İçeri giriyor. Yılan şeyde var. Mağara köyünde de var aslında, mezarlıklarda. Ya bu Türkiye'de mağara köyü ayrıca, değil mi? Evet. Hem Mor Gabriel'e yakın hem de Cizre'ye yakın bir köy. Tamam. Terk edilmiş bir köy ama orayı çok canlı tutuyorlar. Ezidiler. Yurt dışındaki Ezidiler. Ha, burası olabilir değil mi? Bunlar hep Irak galiba. Ben öyle anladım. Laleş tarafı gibi. Kuzey Irak. Laleş de bunlar mesela kıyafeti. O haç kıyafeti bunlar. Ezidilerin. Tabii. Şimdi bayramlar varmış zaten. O bayramlardan hani minik bir bahsedeyim istiyorsan. Eksik varsa sen onları söyle. 13 Nisan onların hac günü. En çok bütün dünyadan hac günü geliyorlar. Bayramlardan çok hac günü. Evet. Sen bahset, ben devam. Yani tamam. Eksik olursa devam edelim. Tamam, sağ olası. Çok sağ ol. Ama anında müdahale et, eksik olursa, yanlış olursa. Yılbaşı bayramı her yılın 13 Nisan'ında, işte Pembe'nin söylediği bayram bu. İlk çarşamba, 13 Nisan'dan sonra gelen ilk çarşamba bu kutlanıyor. İşte çarşamba günü çünkü dünya yaratılmıştır gibisinden bir inanç var. Doğru. Çünkü şeye baktığımızda, hani deminki sıralamaya baktığımızda doğrudur, onlar meleklerin yaratılmasıydı. Doğru. Melekler yaratıldıktan sonra çarşamba günü de dünya yaratılmış demek ki. İlginç. Hı-hı. Devam edelim. Ondan sonra Laleş'e akın ediyorlar işte. O hareketlilik 11 Nisan'a itibaren başlıyor. İşte çeşitli yiyecekler falan, kırmızı çiçekler, yine Pembe'nin söylediği. Bunlar toplanıyor ve her tarafa asılıyor. Kırmızı kır çiçekleri gençliğin sembolü. Bakar mısınız? Yaşamın süsü, baharın habercisi. Bütün insanlar çıplak ayakla, işte tam Pembe'nin dediği gibi, öyle dolaşmak zorundalar. Yere çıplak ayakla basmak birliği. Yani herkesin ayakları yerden, yerle birlikte birleşiyor. Hepsi birleşiyor o sırada. Öyle düşünüyoruz. Baba Şeyh. Onların piri işte. En başı Şeyh Adi'nin devamı gibi düşüneceksiniz ona. Ondan sonra o ibadetini yaptıktan sonra yerine oturuyor. Oturduğu yerde pirler, diğer ziyaretçiler onun elini öpüyorlar. Ömrü uzasın dileklerinde bulunuyorlar. Ve yumurta olayı burada da karşımıza çıkıyor. Nisan ayı, değil mi? Paskalya ile aynı dönem abi. Ve yumurta yine karşımıza çıktı. Evet. Şimdi hem bereket hem de yaşamın çekirdeği anlamına geliyor. Kutsaldır ki Paskalya'da doğumdur zaten. Yani doğum derken doğanın doğumu. Aslında yeniden doğuş. Değil mi? Hazreti İsa Noel'de, Aralık'ta doğdu kabul edilir ama Nisan'da yeniden doğar. Çünkü o da şeydir, diriliştir yani. Çarmıha gerilir,
Ondan sonra tekrar dirilir. Bakalım devamında. O işte senin bahsettiğin yine o muazzam, değil mi? Işıkların, mumların, her şeyin yakıldığı. Değil mi? Sen böyle bir şeye katıldın mı pembe? Yok, tur iptal oldu. Maalesef bu tarihi yapacaktık geçen sene. Ben onun haricinde bir gün gittim ama orada İngilizce öğretmenliği yapan hala da benim arkadaşım çok detay bana anlattı. Oradan biliyorum. Evet. Evet. Bu fotoğrafta biraz onu anlatıyor bence. Şimdi Nisan evet. Dışında bir de Cema bayramı olması lazım. Yani Cema birleşme. Evet. Hepsinin bir araya geldiği. O Temmuz'daki bayram o mu? 18-21 Temmuz yazıyor. Evet, doğru. Heh, tamam o zaman. Neyse, bunu da görmüş olduk. Geriye ya gideyim. Onlar hep hiç kabul edilmedikleri için dağda bayırda yaşıyorlar. Eğitimsizler. Onların eğitimli olan kısımları var. Yani bu aslında Kürtlerde de bir şey var. Hinduizm gibi. Ne kas, deniyor? Kas sistemi var. Kas sistemi Kürtlerde de var, bunlarda da var. Herkes buraya gelemiyor. Herkes eğitim göremiyor. Zaten buna taçak yaşıyorlar yani. Evet. Bir de pek yani hani şeymiş, Şeyh Hadi olsun ondan sonra gelenler de hani okuma yazmaya da hani önem vermiyormuş gibi gözüküyor ama benim anladığım Hayır. Okuma yazma olursa bunlar hani ele geçiriliyor ve yok edilebilirler. Biraz o yüzden sözel kültür gelişiyor, değil mi? Sonradan işte ona da biz Kürt kültüründe de var. Şarkılarla kendilerini anlatıyor. Evet. Aynen. Yani bu Denk bej diyoruz ona. Ha, Kürtlerde o, Diyarbakır'da onun göreceğiz şeyleri var ya. 24'ünde. Oh inşallah, hadi bakalım. Biz arkadaşlar Pembe ile ayın 24'ünde buralara gidiyoruz. Yani tam buralara değil ama yaklaşıyoruz. İşte Cizre'ye, Hakkari'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Şeyh Hasan okuma yazmaya izin veren tek şeyhmiş bu tarih boyunca şeylerde, Ezidilerde. Şimdi kavallar denilen bir bölüm var. Şimdi şeyh var, tamam mı? Sonra kavallar geliyor. Bu kavallar önemli. Kaval kelimesi bildiğin kaval gibi aslında, yani öttürülen kaval var ya. Bunlar aynen Pembe'nin dediği gibi bildirileri bunlar yayıyorlar. Yani yazılı değil, müzikle birlikte kavallar bu kültürü hem millete yayıyorlar hem de şey de yapıyorlar, dellallık da yapıyorlar. Yani bayramlardan önce olsun, bir şey duyurulacaksa hep bunlar çok önemli, bu kavallar. Ve vaazı da bunlar veriyorlar. Bir de ne yapıyorlar? Bak, bu çok önemli işte. Bu bütün dinlerin olmazsa olmazı arkadaşlar, zekat topluyorlar. Parasız bir şey olmuyor çünkü. Bunlar vergi memuru gibi, dini vergi memuru gibi. Yani o hayatın sürmesi için zekatları da bunlar topluyorlar. Tabii ki yani bunlar sağlık için, şunun için, bunun için, bilmem ne için kullanılıyor. Ama şeyin de, değil mi, tarikat merkezinin de yürüyebilmesi için bir takım paralara, o insanların yaşayabilmesi için, yemek yemek için paraya maraya ihtiyaçları var diyelim. Evlilikleri, düğünleri falan hep bunlar ayarlıyorlar diye. Şimdi kavallar bu işi yapıyorlar. Bir de ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Minyatürler yapıyorlarmış. Tavus kuşları bilmem ne. Bu da şeye çok benziyor. Hani Hristiyanlıkta ikona yapılıyor. İkonolar satılmak suretiyle veya küçük inciller yazılmak suretiyle manastırlar zengin olurlar. Bir sürü para kazanırlar. Veyahut da eski devir pagan dönemde tapınaklarda Tanrı'nın heykelleri yapılır. Mesela Efes'teki Artemis heykelleri yüzünden kavga çıkmıştı St. Paul. Artemis Tanrı değil deyince. Onun gibi bunlar da ne yapıyorlar? Tavus kuşu heykelleri yapıyorlar. Oradan da gelir geliyor demek ki. Tavus kuşu sancakları yapıyorlar mesela. Ahmet. Efendim canım. Kadın çok önemli burada. Evet. Bu din her şey Yahudilik gibi kadınla başlıyor. Kadından geçiyor. Kadından geçiyor şey. Dinin devamı, gelenek hep kadından devam ediyor. Evet. Ona ben dikkat etmemişim. Mesela onlar için çok önemli bu Ezidilik için. Ya Yezidi kullanan var. Yezidi ile Ezidilik apayrı şeyler. Özellikle İslam dünyasında Yezidi, yani Ali'yi öldüren kişi bilinçli olarak reklam yapıldığı için Yezidi deniyor. Asla, o yüzden Ezidiler asla Yezidi kullanmaz. Kullanmıyorlar. Tamam. Okay. Şimdi arkadaşlarımız hani burada yazıyor Yezidi diye. Yezidi diye
yani bu Abbasilerle ilgili bir şey, şeyle, Ezidilikle alakası yok. Tamam. Okey. Devam edelim. Onlara da en son bir bakarız zaten orada yazılanlara da. Tamam. Toparlamak açısından. Fakirler yani var bir de. Kadın çok önemli. Ne önemli? Kadın. Ha, tamam. Tamam. Onu söylemiştin zaten. Tamam. Fakirler var bir de. Bunların da kendilerince özel kıyafetleri var. Şimdi ben bunları buldum Ezidilerle ilgili. Fakirler bunlar mı acaba dedim ama hani bunların aynı insan olma olasılığı bile var. Yine de böyle bir şey canlandırdım kafamda. Bunlar tefekkür ve dua ile yaşayanlar. Çilekeşler herhalde. Koçaklar var. Bunlar Laleş'e yardımcı olmaya geliyorlar. Koçaklar da genelde hacılar yani oraya gelenler. O manastırın işlerini yapıyorlar hacılar bir de. Oraya gelmişken çalışıyorlar yani. Temizlik işlerini onlar yapıyorlar. Ne bileyim işte yemekler, mum yapıyorlar mesela. Ve genellikle dul kadınlarla genç kızlardan oluşuyormuş bu koçaklar. O yüzden ben bunu koydum ama Pembe diyor ki bu bayram kıyafeti daha ziyade diyor. Doğrudur. Yani şey yapmayın ben çok bildiğimden. Özür dilerim pardon. Ama burada herkes hac günü bugün. Evet. Herkes çalışıyor. Ha tamam tamam. Yani o koçaklar göçerler diye ayrılmıyor. Herkes burada birlik. Şey de yazıyor. Kitapta kaybolan, öyle bir grup yazmış. Özellikle koçaklar bu iş için. Kaybolan bir kültür. Kaybolan bir kültür olduğu için aslında Kürtlerde de bir hiyerarşi var. Bunlarda da hiyerarşi var. Ama bayramlarda özellikle çok yurt dışından gelen insanlar bunlar. Irak'tan gelen değiller. Almanya'dan falan değil mi? Temiz pak böyle. Kanada, Amerika her yerde var. Ve tabii ki şey kastlar arasında evlilik yok bunlarda da. Yani o evet, Hindistan gibi. Kesinlikle akraba evet. Evliliği yok. Evet. Şimdi bu şeyde de ana esas ritüel için de Şeyh Adi'yi temsil eden şey siyah bir elbise giyermiş. Evet. Arkasından da onun adımlarını ve ayak izlerini takip eden ve yavaşça dönerek ilerleyen müritler gelirlermiş. Öyle yazıyor kitapta. Ona benziyor diye koydum ben onu. Şimdi vaftiz etme olayı var. Hani bu vaftiz etme demin bahsettim ya mandaylar gibi, mandeistler gibi. Yani vaftiz olayı onlarda da varmış. Çocuk 40 gün sonra vaftiz edilirmiş. Bir hafta sonrasında da sünnet ediliyormuş. Bunların hepsi sünnetli mi sen biliyor musun Pembe? Hepsine baktın mı? Bakmadım ama şöyle. Efendim. Kitabına uydurmak var ya, evet. Bir yerde yaşamak zorundaysan maalesef bunlar zorunlu olarak sünnet oluyor. Zorunlu olarak bazı yapması gereken şeyler var. Yaşamak için sonuçta. Anladım, anladım. Bu öyle bir şey yani. Kirvesi de Müslüman oluyormuş. Çok ilginç. Yani. Neyse dur bakalım. Ve şeyhin çocuklarından bir tanesini de o çocuğa kardeş seçerlermiş. 18 yaşında erkek, 16 yaşında da kız evlenirmiş diye yazıyor işte bizim okuduğumuz. İşte yani evet. Az eğitimliler. Yani, ya bir şey, bir tane yaşadığım şeyi söyleyeyim. Anlat. Bu Laleş'ten müsaade edersen tabii ki. Tabii ki ya, bunun için buradasın. Ben Laleş'ten otobüsle biliyorsun Türkiye'ye gelirken tamamen işte Mersin bilmem ne falan Türkiye'ye gelen Kuzey Iraklılar. Onlar biraz zenginler. Petrol çıkıyor orada bol bol. Tabii benim turist olduğumu kıyafetimden falan filan anlıyorlar. Sen neredensin falan filan. Ben niye Laleş'e geldin diye sorduklarında ben dedim Ezidilerin merkezi olduğu için Laleş'e geldim. Onlar da Kürtler. Fakat bana böyle o kadar garip şey baktılar ki hiç hoşlanmadılar. Ben de dedim ki Türkler sizi, Kürtleri Türkler eziyor. Siz de Ezidileri eziyorsunuz dedim. Öyle bir şeyimiz geçti. O Gnostik dediğin şey onlar da Ezidileri kabul etmiyorlar. Aynen. Zaten bu hikaye Hristiyanlıkta da öyle olmamış mı? Hristiyan Gnostikleri kilise kabul etmemiş işte. Öyle yok edilmiş onlar da yani. Yani bunu açıkçası yani bir yıl önce yaşadığım bir şey bu. Ya güzelmiş güzel. Ya yaşarken tabii daha da hoş oluyor, yerleşiyor insana. Evet. Çünkü bunlar daha ziyade hani dedik ya o Platoncu yaklaşımla yani aklı kullanarak, doğayı kullanarak, elde olanı kullanarak çözmeye çalışıyorlar efendim. Arayışçılık.
Yok, Platon. Yeni Platonculuk veya Gnostik yaklaşım yani. Arius farklı bir olay o. Hristiyanlıkta ona girme şimdi, karışır. Tamam. girme ona. Devam edelim. Tabakalar arasında evlilik yok. Beşik kertmesi var, başlık parası var. Tamam mı? Ondan sonra Yezidiliğe geçenle evlenebiliyorsun. Ama başka bir şeyle evlenemiyorsun. Ondan sonra emir kendi akrabasıyla evleniyor. Yani başta olan. Onlar çünkü bir aile akraba olarak devam ediyorlar. Akraba evliliği yok. Yanlış. Ne? Akraba evliliği yok. Hayır, şeyin öyle ama. Yani şeyh var ya, baba şeyh. Onun tek bir aile olması gerektiğinden dolayı onlar tam kendi içerisinde evleniyorlarmış. Diğerleri aşiretin içerisinde kim varsa evleniyorlar. Valla akraba evliliği yok. Biraz şeye benziyor. Malakan gibi bir şey. Ama tamam, ama malakanlar da kendi içinde evlenir. Malakan'da akraba evliliği 8. jenerasyonda ancak evleniyor. İşte bir tek istisnası var bunun. Kast olayı var ya. Kast olduğu için kendi akrabaları, yani onlar kendi içlerinde evleniyorlar. Öyle yazıyor kitap. Bilmiyorum, senin dediğin doğru. Valla ben orada yaşadım. Malakan'da tanıyorum. Öyle akraba evliliği ancak 8. jenerasyonla ancak devam ediyor. Anladım, ama bak sen genel olarak söylüyorsun. Benim söylediğim şeyhle ilgili. Devam ediyorum. Tamam. Tek eşlilik var. Kuma cariye yok. Boşanma yok yani normalde. Tamam mı? Evet. Ondan sonracığıma bunlar çok ahlaklı kardeşim. Evet kesinlikle ya. Biz bozulmuşuz pembeciğim. Neyse, bu gömüldüğü zaman kefen var, baş güneş tarafında olacak. Tapınak mapınak yok aslında. Hani sadece yok. Şey var, Kabe gibi Adi'nin işte türbesinin olduğu yer var. Aslında şöyle bir şey. O dini ya da o düşünceyi devam ettirmek. O yüzden tapınak mamınak yok. Adamlar gariban zaten. Herkes ötelemiş adamları. Tabii. Zaten bir de tapınak olması da zor ya. Yani ne yapacaksın ki? Yani yakıp yıkıyorlar sürekli. Tapınak mı olur yani? Yok. Hani tapınak iktidarlarda oluyor aslında, dikkat edersen. Doğru. Yani doğru. Yerleşik olanlarda ve iktidarı elinde bulunduranlarda oluyor. Doğru. Zaten. Peki, devam edelim. Bunu anlattık. Sen o bayramı anlattın zaten. O zaman gidelim, ilerleyelim biraz. İşte 6-13 Ekim'de. Benim fotoğrafımı koyaydın şuraya. Ya bulamadım, biliyor musun? Senden de isteyemedim. Bende vardı, ben sana söylerdim. Gösterin. Yanında varsa yollarsın en sonda. gönderemem. Instagram'da var. İyi, ne yapalım. Oradan baksınlar. Adresi yaz. Şimdi Temmuz değil de 6-13 Ekim tarihleri arasında Cema Bayramı işte. Burada da işte toplanıyorlar falan. Öküz kurban ediliyor. Bakın bu ilginç. Mitraizm'deki gibi. Perşembe günü din adamları tarafından mezarlıktan alınan öküz. Şeyh Şemsi'nin türbesinde kurban edilir ve etinden Sımak ismi verilen bir yemek pişirilir diyor. Görüyor musunuz? O herkese dağıtılır. Evet, herkese dağıtılıyormuş. Mutlaka bir gün uzaktan gelenler Laleş Vadisi'nde işte geçirecekler. Cuma günü de sona eriyormuş. Bir hafta falan sürüyor bu bayram. Kapanış eğlencesi varmış ondan sonra da. İşte bu da gene o bayramdan bir görüntü. Hıdrellez var aynı zamanda. Onları yine kutladığı. Bir de Ermeni yortusu Aziz Sergius. Onu da kutluyorlarmış. Bak demek ki yani o dinden de alıntı. Onu bilmiyorum. Şey var. Evet. Çarşema, yeni yıl şenliği diyor. Çarşema sor bayramı. Bunu söyledik aslında. O şeydekiydi, Nisan'dakiydi. Bizim gideceğimiz oydu. Sor çarşema. Sor çarşema. Zılgıtlar, naralar, efendim müzik sesleri, işte tutuşturulan çıralar, böyle pişirilen kurban etleri. Ondan sonra bu arada bu Laleş'e Amerika bu IŞİD'in yaptıklarından sonra sağda solda Yezidilerle ilgili birçok şeyi yok ettiler ya. Amerika 500 bin dolar mı ne bir şey veya daha fazla bir para yollamış. Böyle de bir şey buldum internette. Onlar da Amerika'ya teşekkür etmişler. Restorasyon bağışı yapmış Amerika. Dünya mirasını koruyor. İşte size o bahsettiğim. Üçgen onu yakından görüp öpüyorlar.
dağdan gelen bir pınar ve orada bir havuz olurmuş. İşte ona da zemzem suyu diyorlarmış galiba. Orada Davut yıldızları olurmuş ama bu onun görüntüsü değil herhalde. Yani baktığınız ya gibi bir su da var. Yok. Nasıl nereden? Ya su yok mu? Ha? Davut yıldızı nereden? Ben öyle bir şey görmedim orada. Kitapta yazıyor ya. Hepsini sen belki kaçırmışsındır. Belki vardır. Hayır, ben çok detaylı gezdim orayı. Tamam, o zaman kitaptan yırtıyorum o sayfayı. Senin dediğini kabul ediyorum. Tamam. Ya ondan ben sonra... orada oranın İngilizce öğretmeniyle gezdim diyorum ya, hala arkadaşım. Çok detaylı gezdim. Ben o Davut yıldızı görmedim orada. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Benim okuduğum kitapta diyor ki bu Laleş'teki türbe diyor aslında Süryanilerce oranın eski bir Süryani manastırı olduğu iddia ediliyormuş. Bak bu da var. Ya orası zaten bir Asur varsa orada bu çok normal bir şey. Tabii. Bir de 1295-96'da Moğollar gelip her şeyi yakıp yıkmışlar zaten. Evet, tamam. Hani doğru dürüst bir şey de kalmamış. Neyse. O hepsi kurbanı. Yeni buradaki şeylerin. Şimdi Sabiler de öküz kurban ediyorlar. Dolayısıyla bir benzerlik. Ondan sonra. Bir de Şeyh Şems türbesi varmış orada. Sen onu gördün mü? Hayır. Şimdi o türbede çok ilginç. Aslında Şems diye birisi yok diyor. Hayır, o Şems öyle... herhalde güneşi temsil ediyor. Ve de onun yanında kurban kesiyorlarmış. Bu da hani o eski güneş dinine bir atıf olsa gerek yani. Çok ilginç. Ya ben orada kurban ritüeline hiç değinilmedi, görmedim, duymadım. Ha, ama varmış yani, çok bahsediyor. Bu da yok diyemeyiz çünkü bayağı bahsediyor. Hey, yok. Denk yani gelmemiş. O hacca katılmadım. Başka bir gün gittiğim için. Ha, doğru. O ritüelden de bahsedilmedi bana. Ha, neyse, biz beraber gittiğimizde sorarız. Şimdi bu son şey. Son baba şey, bir önceki 87 yaşında ölmüş. Kertu Hacı İsmail o ölmüş. Şimdi Ali İlyas Hacı Nasir, bu gördüğünüz fotoğraftaki 2014 senesinde başa geçmiş. 7 senedir o herhalde. Ondan sonra Hacı İsmail'e göre, bakın onun açıklamaları var. Şeyh Adi Ezidilerin peygamberi falan değil. Çünkü peygamber inancı yok diyor Ezidilerde. Şey Adi diyor, çok saygı görülen bir yol göstericidir. Ondan sonra iyilik, doğruluk, adanmışlık, güzelliğe. O yardımcı olmuş bu insanlara yani diyor. Kendisi Müslüman, Hristiyan, Ezidi ayırt etmeksizin herkesin inancına saygı duymuştur. Demek zorunda zaten. Çünkü bu bahsedilenler hani hep kesiyorlar bu adamları. Saygı duyuyoruz demek durumundalar yani. İlim, irfan ve hoşgörü sahibi diyor. Cemaat tarafından örnek bir insan diye anlatılıyor. Şimdi böyle aşağı yukarı biraz fikir sahibi de olmuş olduk Ezidilerle ilgili. Biraz ilerliyorum. Bu fotoğrafların bir kısmı küçükmüş zaten. Ondan sonra kadın pir de olabiliyormuş. Bak öyle bir şey okudum. Onu da söyleyeyim. Laleş Vadisi'nde yaşayan pirler arasında kadın da olabiliyormuş. Baba çavuş diyorlarmış din adamlarına. Ama hiç evlenmezmiş baba çavuşlar. Bu kadın öldü. Bu mu öldü? Bu çok bir yıl oldu öleli. Hı-hı. Ya kadından şeye geçtiği için bu inanç. Evet. Kadın çok önemli. Şeyh de olur, başbakan, cumhurbaşkanı da olur yani. Allah Allah. Ama baba şeyh olmaz. Çavuş baba olur. Baba şeyh olmasın. Baba ana şeyh bu. Tamam peki. Tamam. Şimdi kadın önemli kardeşim. Tamam peki. Susuyorum. Konuşamam. Haklısın. 74 soykırımdan bahsediyorlar ya. Yani acayip bir şey. Korkunç. Bu yine Nasturileri kesen, herhalde Ezidilere de dokunan biraz meşhur Bedirhan vardır 1830'larda. Bedirhan, ben ona anlatacağım sana. Tamam, onu ayrıca konuşacağız. Bir günde Kürtler şey yapmamız lazım aslında. Onların o bölge. Kürtleri evet, kesinlikle hiç evet, Kürt değil. Evet. Türklerin evet. Tanımadığı Kürtleri konuşmamız lazım. Evet arkadaşlar, buradan itibaren artık yavaş yavaş ilerliyorum. Bakın Amerikalı askerler Laleş'i koruma altına almışlar. IŞİD geliyor belki diye. Bu son hem dönemdeki... demokrasi hem şey dağıtıyor Amerika. Tabii çok iyiler onlar.
Ama IŞİD'den kurtulamıyor Yezidiler. 500 eli, 500 esir. Böyle bir sürü haber vardı tabii. Öldürüyorlar onları maalesef. Ve işte Melek Davus'la ilgili böyle bakın o yılan gene var orada. Ondan sonra bu da gerçek. Bir Ezidi köyüne gitmiştik bu Mardin gezilerinden birinde. Hakan Akçaoğlu, o da vardı grupta. Hakan da burada mı bilmiyorum. Demiştim ona hani katılırsan senden de bir iki söz duyalım. Çünkü o Ezidilerin bir törenine katılmıştı. O gün bize biraz anlatmıştı. Aa, Öğündük köyü. Evet. Bunun şeyi, Kürtçesi vardı bunun isminde ama unuttum ben bunu. Ben şimdi hatırlayamam. Hiç harfli bir şeydi. Hakan benimle geldiğinde bir cenaze değil de mezar gezisine katıldı. Bu mezara gidiyoruz buradan zaten. Burada da Yusuf var, Mardin'deki Yusuf. Ondan sonra bak biraz ilerleyeyim ben. Hakan herhalde gelemedi bugün. İşte Goristan'a Ezidiyan, Ezidiler mezarı. Tamam. Sonra, bunun nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu bana ya galiba... Bu bende var ama ismini hatırlamıyorum Ezidice. Bu Mardin'in, Midyat'ın köyleri pek Nasturi köylerinden aralarından bir tanesi. Evet. Ama bu kesin şey, Ezidi mezarı zaten. Belli. Ezidi mezarlığı var. Evet, tamam. Burada benim fotoğrafım var, evet. Evet, tam bunun yanında da biliyorsun kocaman bir tane bina. Bunlar senin gittiğin yer galiba. Ne var? Bu senin gittiğin yerdeki mağara köyü mü bu? Yok. Bu mağara. Bu mağara ama Trabdin dağlarında çok Ezidi köyleri var. Doğru, hepsine gidemedim. Yani ben çok az biliyorum. Siz daha fazla biliyorsunuz. Şimdi ilerliyorum çünkü çok az bir sürede şeye kalsın istiyorum. Ne derler? Molokanlara ve mahallemelere diyelim. Bunlar eski fotoğraflar. Zaten birkaçı küçükmüş. Yine gittiğimiz gezilerden birinde. Aynı köy bu. Ama fakat başka bir sefer herhalde. Bu aşağıda kurbanlar kesiliyordu ama o fotoğrafları bulamadım işte. İşte bu bahsettiğim mezarlık, o köyün mezarlığı. Siyah taşlar. Şurada da bir şey, Laleş'i temsil eden herhalde bir ana mabet mezarlık diyelim ona biz. Ondan tamam. Sonra. Bu çok iyi ya. Nuriye Sipe, bıyıklar falan harika yani. Ve güneş görüyorsunuz değil mi? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Özbekistan'a gittiğinizde bütün mezar taşlarının üstünde ölen kişinin fotoğrafları var. Yani bunlar da çok ayrı bir kültür değil yani, bilmiyorum. Yani bir bunları görünce kafam karışıyor. Bir benzerlik var diyorsun. Evet, güneşi artık batırıyoruz Ezidi köylerindeki ve biz yavaş yavaş, evet bu bir de Ezidi kitabı daha var. Artık mahallemilere geçiyorum. Bu mahallemiler ve Malakanlarla ilgili hani biraz bilgi vereceğim ama hani çok derinine de zaten gitmeyeceğim. Biraz renklensin diye onları ek olarak koymuştum. Malakanlarda katkıda bulunabilirim. Tamam, bekle o zaman, mahallemileri geçeyim. Gene aç grubu. Mahallemiler bana muhallebi hatırlatıyor ama hiçbir alakası yok. Bunlar Anadolu Arapları deniyor. Ama şimdi Anadolu Arapları deyince şimdi Antakya'da da Arap var, Mardin'de de Arap var. Yani başka Sünni olanlar var. Onlar mahallemi falan değil. Peki nedir bu mahallemilerin farkı ne? Bunların farkı şu. Şimdi bunlar her ne hikmetse Süryanilerin yaşadığı yerlerde yaşayan Müslüman Araplar. Ve bir iddiaya göre, yani Süryanilerin iddiasına göre 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı döneminde özellikle Müslümanlaşmış Süryaniler varmış. Ve onlar diyorlar ki mahallemiler işte onlar. Şimdi bir şey var, mahallemi bayağı entelektüel bir arkadaş var. Hatta HDP'den de adaylığını koymuş son seçimlerde. Milletvekili oldu mu bilmiyorum ama olmuş olabilir yani. İlk kez mahallemi aday göstermiş bir parti. Yani onlar da şaşırmışlar, HDP seni aday gösterir mi diye, ama göstermiş. Ondan sonra onun da bir şeyini, konuşmasına şahit oldum. İşte YouTube'da dinledim. İlginç şeyler anlatıyordu. Onun demesine göre
hani Süryanilerden değil, yani Hristiyanlıktan Müslümanlığa dönmüş olanlar değil. Bunlar günümüzden 3000 yıl önce Arabistan'dan, Güney Arabistan'dan yola çıkıp buralara gelmiş olanların torunları diye anlatıyor o. Artık hangisi doğru bilemeyeceğiz tabii. Akatların torunları diyor hatta yani. Öyle bir anlatıyor ki. Çünkü mahallemilerin Arapçası da farklı. Yani Orta Doğu'daki diğer Arapça lehçelerden daha farklı Akatçaya, yani bütün bu dillerin, Semitik dillerin aslında temeline oturan dil diyebilirsek, işin içinde Aramici de var tabii, en yakın olanı mahallemilerin diliymiş ve diyor ki aslında hani Süryanilerin diline de yakın olan. Şimdi öyle olunca ben ister istemez hani Süryanilikte de biraz bir tutuyorum onları. Hani bir yerde bir şey değişmiş. Böyle ray bir tarafa dönmüş, tren sağdan gideceğine soldan gitmiş sanki. Acaba hakikaten 16. yüzyıl mı? 500 bin kadar mahalleminin işte Turabdin'de yaşadı. Turabdin dediğimiz yer Mardin, Midyat, Nusaybin. Yani onu biz Hasankeyf'e kadar da çıkarabiliriz. Ya da daha doğuya böyle Cizre'ye, oralara da yaklaştırabiliriz diyelim. Cizre, Turabdin'in bittiği yer Cizre başlıyor. Ha, o zaman yani Midyat'tan daha doğuya götürmek gerekiyor. Doğru. Evet. Şimdi mahallemi böyle kaynak suyu gibi veyahut da pürü pak manasına gelen bir kelimeden türemiş. Öyle Bahreyn'de o isimde bir kaynak suyu varmış zaten. Çoğu Sünni, az da Hristiyan var diyor mesela. İlginç. Yani Süryani demiyor ona. Mahallemi Hristiyan diyor. Yani soru işareti. Ama o Hristiyanların hepsi, mahallemi Hristiyanların hepsi Avrupa'ya göç etmiş. Çok az var diyor artık ne kadarsa. Ve çok ilginç, Yahudi mahallemi de var diyor mesela o arkadaş. Ama onlardan hiçbiri kalmamış yani. Onlar çoğu, hani kaldıysa çok az, onlar da İsrail'e gitmişler zaten diyor. Ve irtibatımız da kalmadı diyor. Yani Avrupa'daki Yahudi Hristiyan mahallemilerle alaka hala varmış çünkü. 70 köyleri olduğunu söylüyor o Turabdin'de. Ondan sonra 77 köy yazıyor burada işte. Türkiye'de 800 bin diyor. Kaynakta 500 bin yazıyor. Ama o konuşan arkadaş 800 bin diyordu. İşte Suriye'de de varmış. Bakın 500 bin, 200 bin Lübnan'da falan var yani. Amerika'ya göç eden çok var diyor. Akatça olduğu söylenen dili konuşuyorlar. Yani Akatça'ya en yakın dilmiş mahallemilerin konuştuğu. Mahallemice söylenmesi de zor bir şey yani. Ben afişe de iki harfini yanlış yazmışım. Sonradan düzelttim onu. İşte bu arkadaş, ya Ali Kemal değil de Ali bir şey bu kardeşin adı. Unutuverdim işte, özür diliyorum. İleride çıkacak ama tekrar. Burada herhalde aday değildi ama çok güzel bilgiler veriyor. Bunu bulun ha. Mahallemiler yazın YouTube'a. 45 dakika 20 dakikasında bu arkadaş konuşuyor. Ondan sonra bu da onun yazdığı şeyler falan, dernekler kapatılmış hep. Yahu bu da ilginç bir şey yani. Çok ilginç. Bak şunu biraz okuyalım. İlk mahallemi derneğinin kurucusu. Valilikten mahallemi sözcüğü Türkçe yazışma kurallarına aykırı gerekçesiyle bu kelimeyi çıkarın demişler. Lan mahallemi derneği kuruyorsun zaten. Neyse TDK'da yer almıyormuş. Ondan sonra başına Sami ekleyip mahallemi kelimesini parantez içine almışlar. Öyle kabul ettirmişler. Diğer kurdukları dernekleri de işte içinde Arap şudur budur geçtiği için hepsi kapatılmış zaten. İşte bu arkadaş Mehmet Ali meclis yolunda diyor. Girdi mi bilmiyorum ama yani bilen varsa söylesin. Bir başka mahalle bu da İbrahim Tatlıses'e çok benziyor. Ama bu böyle. Tam bir Kürt yani. Ama işte mahallemi abi. Arap yani. Devam ediyoruz. Sami, işte bu demin bahsedeceğim ama mahallemiyi parantezsiz koymuşlar. Gördünüz mü? Ve de mahalmi.com diye de şeyleri var. Siteleri var. Çok ilginç bir haber de Michael Jackson'la ilgili. Mahallemiler Michael Jackson için iftar verdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Elvis Presley'in mahallemi olduğunu iddia ediyorlar. Yani hayır, ben bilmiyordum. Böyle bir şey var. Siz de bakın internetten. Elvis Presley'in kızı bir ara şeyle evlendi ya, Michael Jackson'la. Dolayısıyla Michael Jackson da damadımızdır deyip adamın mevlütünü yapmışlar. İşte ona iftar vermişler. Yani çok ilginç bir Michael Jackson kültürü mahallebiler arasında var. Yani. Neyse. Devam ediyoruz.
İşte böyle Dünya Arapça günleri falan kutlanıyor. Evet, az bahsedeceğim demiştim. Malakanların Türkiye yılları. Çünkü hakikaten onlar geliyorlar ve 50-60 diyelim yani geneli, topu, büyük bir bölümü kalıp gidiyor, gitmek zorundalar. Kısaca ben bir bahsedeyim. Sonra da Pembe de ekleyeceklerini eklesin. Bu Türk Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra bizim doğu illerimiz 78. Ha, 93 abi işte ya. Evet. Ondan sonra bunları Ruslar şey yollamışlar işte, Kars'a yollamışlar. Yollamalarının sebebi de şimdi Malakan veya Molok kelimesi galiba süt manasına geliyormuş Rusça'da. Doğru. Bunlar süt içenler diye tanılıyorlarmış. İngilizce'de de milk var ya, milk, Molok birbirine çok yakın aslında farkındaysanız. Bunların bir özelliği şu, yani aslında hani Hristiyanlar gibi gözüküyorlar ama velakin kiliseyi bir kere reddediyorlar. Kiliseleri yok. İki, silah altına alınmayı kesinlikle kabul etmiyorlar. Yani pasifistler kesinlikle. Niye? Çünkü on emirden bir tanesi öldürme. Adam diyor yani öldürmeyeceğim kardeşim. Şimdi ben bu Malakanlarda biraz şeyi de hissettim. Bu Anadolu'da çıkan Pavlikiyen isyanı vardı. Genellikle Ermenilerden çıkmıştı bu. Çok ilginç ortak noktaları olması açısından. Yani onlar iyi Hristiyanlarız derlerdi çünkü. Esas Hristiyanlar bizleriz derlerdi ama kilise onları yok etti. Benzer bir şeyi de bu Malakanlar yaşıyor. Hem Molokan hem Malakan diyorum, öyle yazıyor çünkü kaynaklarda. Neyse, 93 Harbi'nde siz misiniz orduya katılmayan, şunu yapmayan, bunu yapmayan? Bunları ne yapıyorlar? İşte gidin o zaman Kars'ta yaşayın diye buraya sürüyorlar. Ve bunlar bayağı kalıyorlar Birinci Dünya Savaşı'nın neredeyse sonlarına kadar falan. Fakat internette hani demeçleri, raporları falan var Kazım Karabekir Paşa'nın. İşte bunlar hem askere alınamıyor, işte hem Müslümanlık çizgisine oturtamıyor, Türklük çizgisine de oturtamıyorlar. Bunlar gitse daha iyi olur diye raporda vermiş zaten. Ve Türkiye Cumhuriyeti de işte Rusya Çarlığı'nın yaptığı hareketin bir benzerini yapmak suretiyle maalesef bu çok çalışkan, gerçekten inanılmaz çalışkan insanları geldikleri yerlere geri yolluyorlar. Tabii tam oralara gidemiyorlar, iyice dağılıyor bunlar. Bir kısmı da Amerika'ya gitti zaten. Şimdi bu peynirciliğin, sütçülüğün, mütçülüğün Kars'taki, hani İsviçreliler falan denir gerçi. Ama tabii Malakanların da bu işte çok payı var. Bunların tarıma kattıkları, modern tarıma kattıkları çok şey de var. Mesela eskiden sadece mandayla tarım yapılırken bunlar atı getirmişler. Malakan atı var mesela. Bu diğer atlara göre böyle katana tipli, çok daha güçlü bir at falan peşmekan. Sonuçta günümüzde şimdi Pembe Kars turları yaptığı için Malakanlarla ilgili bir takım izler gösteriyor. Ama o da öyle söylemişti diye hatırlıyorum. Aslında Malakan kalmamış. Fakat birkaç tane var galiba. Bu arada Tolstoy da Malakan'mış. Onu da yazıyor. Ben şöyle eski Malakan fotoğrafları... değil. Değil mi? Ama Dukabor. Öyle yazıyor. Neden öyle yazmışlar? Dukabor. Onun bir kolu. Yani o da bir mezhep. Kendi içinde ayrılmış. Benziyor ama şey mi? Bunlar da mı askere gitmeyen mezhep? Evet, doğru. Tamam, iyi, olsun, bir yerden şey anlaşmışlar. Şimdi bunlar da işte bizim yurdumuzda yaşamış Malakanların o devirlerden kalma fotoğrafları, düzenli, disiplinli, çok dürüst olduklarını söylüyorlar. Yine bu Malakanlarla ilgili Molokanlar adı altında YouTube'da çok güzel bir şey var. Yine aynı grubun yaptığı böyle 45 dakikalık. Orada da bizim Kars köylüleri, onlardan bol bol bahsediyorlar ve hep iyi bahsediyorlar. Yani onlar gitti, efendim o güzelim atlar gitti, onlar gitti, tarım bitti, şu bitti, bu bitti. Bunlar şeymiş, evlerini ana yol üzerine kurarlarmış. Yani böyle uzak dağlık yerlere kurmazlarmış. Hem üretiyorlar hem de ulaştırma açısından da o yolu kullanıyorlar. Ve sıra sıra böyle ahşap evler yaptıklarından bahsediliyor. Pembe bizi götürmüştü öyle bir yere. Ama maalesef hani şey olmuş, bunlar gittiği için en son 1960'larda gitmişler galiba. 1920'lerde falan bayağı bir giden olmuş. Ya bu Almanya'ya işte gidiyorlar en son. Ha, sen artık bu, ben fotoğrafları göstereyim. Konuyu sen bitir bence. Haydi. Ya aslında o üçlü teslise inanmıyorlar. Kiliseleri yok. Dikdörtgen şeklinde evin alt katında bir oda ve bir masa var. Kendi inançları, kendi... Aslında bunlar inanç da değil. Nedir o? Öğreti değil. Felsefe diyelim. Öğreti diyelim, evet. Aynen, öğreti.
Sakal asla doğuştan erkekler kıllarını kesmiyorlar. O yüzden Tolstoy da böyle koca koca sakallı. Bu arada sakallı. 8. jenerasyona kadar evlenmiyorlar. Akraba evliliği yasak. Barışçıl demin dediğin gibi hem hayvancılık bir de şey değirmencilik. Ermeniler değirmenciliği paylaşıyorlar. Yani evet. Tarık'ın o Kars'ın merkezindeki Kars deresindeki şeyi var. Değirmeni var. Hala duruyor. Evet. Malakan hala son iki tane Kars'ta var. İki kişi yaşıyor. Barışçıl acayip bir Lutmine Denisenko'nun kitabını okursanız orada çok güzel anlatır Malakanları da. Öyle bir Kars mıydı? Neydi o kitap? Kars evet. Lutmine Denisenko. Evet çok güzel kitap. Bu adamlar işte ikinci Nikola bunları diyor ki siz savaşa girmiyorsanız artık evet. Buradan gidebilirsiniz. Ermenistan ve şeye sürüyor. Ermenistan'da çok Malakan var bu arada. Ben Ermenistan turu yaptığım için de detaylı biliyorum. Onların köyleri Kars'ta ve coğrafyasında hala duruyor. Evlerinin sırtı hep ana caddeye dönük. Mutlaka bahçesi var ve iki katlı. Barışçıl Türklerle de çok iyi geçinmiş. Ama 1999'da 19 tane aile geri dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne başvuruyorlar. Biz artık memleketimize dönmek istiyoruz ve kabul edilmiyorlar. Onların torunları var, bir iki kişi. Onun Kars'ta yaşayan bir iki kişi var. Onlardan bir tanesini tanıyorum ben. Ama o da artık Türk kültürüyle yoğrulmuş. Biraz da hala Karslıların da çok kabul etmediği bir arada derede bir kızcağız. Evet, Karslılar hep gavur falan da diyenler varmış. O şeyde de videoda da duydum bunu. Yani onca evet. Güzellik yapmalarına rağmen hala bunların eti yenmez, sütü içilmez, gavur bunlar diyenler de varmış maalesef. Aslında Karslılar dediğinizde çok kültürlü bir yer olduğu için aslında çok da Türkiye genelinde çok hoşgörülüler Karslılar. Evet. Evet. Çok ne denir? Ben Türkiye'de her yeri gezdim rehber olduğum için ama Kars'taki kadar hoşgörüyü başka hiçbir yerde yok. İstanbul'da yok, İzmir'de yok. İzmirliler çok ulusalcı ve çok tutucu. Ama Kars 4 yıl yaşadım. Tek geçerim yani. Belki tamam, bu illa gider çıkarım. Bana bak gider ayak kavga çıkartacaksın illaki. Dur. Vallahi çıkarırım. Yaşadım. Canım çok sağ ol. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Yani, şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Söyle Tolstoy bir doktorla evleniyor. Doktorun karısı annesi Dukabor kurucusu yani Malakanları bir mezhep diyeyim Dukabor evet. Ukleun diye bir kadın o kadının kızıyla evleniyor kendisi de bir Dukabor oluyor. Tamam o zaman o yan kol diyelim. Seni de çok tutmayayım. Yok çok güzel oldu çok sağ olasın acayip güzel katkıların oldu bir de gitmiş görmüş bir insan olarak. Şimdi şöyle yapalım. Yorulanlara ben iyi geceler dileyeceğim çünkü sonuna geldik buradan sonrası yok deniz bitti hani sadece bugünkü bölüm bitmedi 8 bölümün sonuncusuydu bu artık 9.sü yok yani bunun Ahmet çok, bir çok şey daha teşekkür söyleyeyim. Ediyorum dur lan teşekkürler Ahmet. Ediyorum ondan sonra söyleseydin peki hayır Ahmet söyle. Özür dilerim yok söyle boş ver şu Cizre turuna gelince 8 tane daha tur yap. Şey yapacaksın burada. Çünkü bambaşka bir şey orası. Ya dur biraz dinleyeyim. Öleceğim kitabı yazamadım bunlar yüzünden. Neyse. Peki. Şimdi çok çok teşekkür ettim. Şeyi yapıyorum. Bunu indiriyorum artık. Konuşmak isteyenler varsa, bir şeyler eklemek isteyenler varsa, soruları olanlar varsa onları alalım. Hazır pembe de burada hem. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sorusu olanlar var mı arkadaşlar? Bakın yavaş yavaş kapatacağız. Bakayım aslında çok da güzel bilgiler şeyde var. Chatte de
Oradan soru var mıydı yani sizin gözünüze çarpan? Bana söyleyin. Ben çünkü hepsini göremiyorum artık bu saatten sonra. Niye böyle suskunsunuz? Pembe mi susturdu hepiniz? Yok yok. Çok güzel, acayip çok güzel şeyler var ama neyse buraya sığmaz. Sen gelince konuşacağız. Bu biraz da şey şimdi Pembeciğim, bunları özellikle hani bir tadım şeyi duygusu içerisinde. Tabii oraya gitmeden şahane olmaz. Efendim? Şahane. Ay sağ ol, sağ ol. Yani oralara gitmeden bunları idrak etmemiz zor. O yüzden ben yaptığımız gezilerden fotoğraflar da koymaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi onlar da yeterli değil. Bakın ben kendim Pembe'nin turuna gidiyorum özellikle ki hani oralarda ben de biraz yaşayayım, tanışayım. Sen o zaman delireceksin orada. Öyle delireceğim tabii, ne sandıydın? Peki, anlıyorum ki bu gece biraz da yoruldunuz. Dile kolay, 8 bölüm yorulmamak mümkün değildi. Takip ettiğiniz için çok çok teşekkürler ediyorum. Ve yavaş yavaş 12'yi de geçirmeden kapatıyorum. Perdeyi indiriyorum ama unutmayın bunlar bitti. Diğerleri devam ediyor. 3-4 gün sonra surlarla ilgili cumartesi günü yeni çıkan kitaplar üzerinden Theodosius surlarını şöyle bir gezeceğiz. Gelmek isteyenleri beklerim diyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Bari ekranları açın, yüzünüzü, cemalinizi göreyim. Levent abiyi görebildik. Çok teşekkürler. Demirbaş. Çok teşekkürler, teşekkürler abi. Bahar'cım öpüyorum seni de. Pembe'ye de çok teşekkürler. Fuat abiyi öpüyorum. Serap'cığım öpüyorum. Geldin mi kız? İyi. Diğerlerinizi de fotoğraflarınızdan öpüyorum. Geceler diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Esin gördüm seni. Evet abiyi de gördüm. Peki o zaman artık kapanışa geçiyoruz. Korkmayın. Bir anda kapanıyor biliyorsunuz. Yüreğinize inmesin. 3, 2, 1 ve 0.